Efendim herkese hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Peki bugün de haftanın son günü programa yine başladık. Yine güzel insanlar ekran başına. Bizler de Mecidiyeköy'deki stüdyomuza sevgili partnerimle beraber. Günaydın efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Günaydın, günaydın. Sen nasılsın? Yemin ediyorum ya çağırttı. Aklımızsın. O kadar gülücükler dağıtıyorsun ki. Cuma son gün diye mi bu kadar enerjiksin? Ben her zaman enerji. Ne zaman ben düşüyüm ki yani? Bugün farklısın bilmiyorum. Ya ciddi mi söylüyorsun? Cuma'dan mıdır? Yani öyle hafta sonu. Cuma enerjisi. Yani hafta sonu artık televizyon yok, radyo programı olacak inşallah. Evet. Durmak yok. 7-24 çalışıyorum. Evet. Bizim Kübra bana sabah böyle yapıyor. Abi diyor bir iki saat fazla uyudun herhalde bu akşam. Ben seviyorum abi çalışmayı. Sen de öyle ama dikkat ediyorum böyle. Bayağı bir çalışıyorsun yani. Koç burcu çalışkandır. Bu tuturum. Ben bir gün seni bak önümüzdeki hafta değil ondan sonraki hafta Nuray Sayarı'yı davet edeceğim buraya. Tamam Nuray ablayı. Buradan burçları ona söyle. Anladın evet. mı? Evet. Çok bakalım, merak eden var. Ya sen niye sen astrolog falan olmadın ya? Aa ilgileniyorum ama en çok kendi burcumla. Vallahi billahi böyle bir şey yok. Yok ya. Gerçekten. Koç burcu çok çalışkandır çünkü tez canlıdır. Yani hareketlidir. Yerinde pek duramaz. Demek ki reji bile o hareketi gördü senden kulağıma şey diyorlar. Deryaya geç diyorlar yani. Ben de deryaya doğru geçiyorum yani. Değil mi? Peki neden bu burçta böyle çok böyle içli dışlı bir insansın? Ben tam özelliklerini taşıdığım için inanıyorum. Yani ne özelliği yazıyorsa Koç burcunun hepsi bende Deryoş. Tek tek var. Bana akrep burcunu anlatır mısın canım? Akrebi bilmiyorum. Nuray Sayarı'yı bekleyeceğiz. Sadece senin burçta özellik bir şey yapmıyorsun. Evet onunla lisans yani biliyorsun yani. Evet en çok onu biliyorum. Valla. Evet. 7-24 ama gerçekten de doğru. Peki yükselenin ne? Sizin yükselenin ne problem yükselenim, var aslında? Yükselenim yay diyorlar akrep diyorlar ama bence yay o da ateş grubu. Stüdyodaki ışık gibisin. Bir yanıyorsun bir sönüyorsun onun için diyorum ateş yani. Ateş böceği. Valla mı? Ay yemin ederim şu coverları, tavırları falan var ya inanılmaz. Efendim az sonraya gidiyoruz. Az sonra da neler var? Sonra tabii ki sosyal medya fenomeni. Benim de çok yakından takip ettiğim ama burada tanıştım. Tanıştım ya, tuttum ya. Hiç bırakmayacağım. Onu çok yakın zamanda müthiş yerlerde göreceksiniz. Yüreği, kalbi, güzel insan. Kim gelecek biliyor musunuz? Cansu Tekin burada olacak. Hadi bakalım. Az sonra. Neler yapıyorsunuz? Valla neler yapıyorum. Az sonra. Evlilik ve çocuk istiyorum. Az sonra. Peki gece alemi, kulüpler, sahneler nasıl? Mevzu ne? Az sonra TMB'de. İletişim bilgilerini vereceğim. Efendim ne güzelsiniz. Ne güzel duruyorsunuz. Her evde, her masada, her ekranda sizleri görüyorum. O kadar pozitifsiniz ki aynı benim gibi. Efendim size bağlanıyorum. Evet efendim şu an hanımefendiye hoş geldiniz. Safalar getirdiniz diyorum. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Cansu hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Renk kattın programımıza. Böyle bir enerjimiz değişti. Evet, böyle bıcır bıcır harikasın. Ben hemen bir araya gireyim. Müsaadenle bir iletişim bilgilerimizi vereyim efendim. Hemen. Buyurun araya buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Evet, çok sağ ol. WhatsApp iletişim numaramızı paylaşıyorum. 0553 338 5370. Instagram adresimiz mevzu.ne.tv. Lütfen bize yazın. Yorumlarınızı, sorularınızı belirtin. Bekliyoruz. Evet. Ev telefonunu verdi kendileri. 7-24 arayabilirsiniz. Evet. Cansu Tekin hoş geldin. Safalar getirdin. Herhalde hayatın boyunca ilk defa sabah yeni mi ilk defa mı kalktın? Gerçekten ilk defa kalktım. Normalde bu saatlerde uyuyorum. Peki kaçta yatıyorsun? Kaçta kalkıyorsun? Evet bu saatlerde uyuyorum normalde. Akşama doğru uyanmış oluyorum. Geceyi gündüz gündüzü gece mi yaşıyorsun? Sen şu an yeni uyuyor modundasın. Tabii. Sen uyur gibi yap. Evet. Biz seni idare edelim. Lise bittikten sonra ilk defa erken kalktım. Şimdi öyle bir nasıl? Şey ki... Nasıl? Ayılamadın. Ayılamadım. Peki, ama gayet ayılmış, gayet güzel, dinç görünüyorsun. Heyecanla alakalı biraz. Heyecan değil. Şey bitti mi? Nedir o? Lise bitti, üniversite falan devam ediyor mu? Yok ya, üniversite devam edemedi. Niye? Sosyal medyaya girdikten sonra ona pek ama vakit şey, ayıramadım. Okul başka bir şey. Orası dışarıdan, öyle, evet. İçeriden, kapıdan, çanaktan bir yerden yapman lazım bunu. Çok doğru ama... Çok seni bayağı bir düzene sokmak lazım diye düşünüyorum. Çok kalbi güzel, çok temiz bir insan. Yaş kaç bu arada? 22'ye yeni girdim. Aa doğru, ben de 7 yaş küçük. Benden de bir yaş. Sen 23 müsün? 23 müsün ben? Teyzesi gibi duruyorsun. Aşk olsun.
Program çıkışı. Şaka tabii. Beni çıkışta bekle. Pardon? Çıkışta bekle. Parmaktan sonra. Parmaktan sonra. Ama bir şey söyleyeyim mi? Aslında bazen ruhen öyle oluyorsun. Bazen de böyle çok tatlı. Çevir Kadir, çevir. Cansucuğum. Evet, Cansu Tekin. Benim daha önce takip ettiğim ve tanımadan önce benim Cengiz Yıldız diye bir arkadaşım var. Çocukluk arkadaşım. Beraber aynı mahallede büyüdük. Cansu'dan bahsetmişti. Değerli annen de burada. Hoş geldiniz diliyorum. Dedi ki böyle böyle falan. Çünkü ben 30 yılımı verdim bu camiada. Herhalde çalışmadığım ünlü kalmadı. Ama benim için her noktanın ön planda, çok iyi biliyorsun, ahlak hep ön planda gidiyor. Çünkü çalıştığım insanlar şunu bilirim, yani orada oluyor, orada yemek yiyor, hepsini bilirim yani. Çünkü bana bir sürpriz bir şey dediği zaman onu kabul etmiyorum. Niye? Çünkü bizim camia çok ufak ve gerçekten birbirini çekemeyen bir camia olduğu için, anlatabiliyor muyum? A'yı sabaha kadar Z kuşağı yapıyorlar. Bizim de zaten ofta olduğumuz için sinir katsayılarımız yükseliyor. Yükseldiği zamanda da hoş şeyler olmuyor yani. Peki Cansu, sosyal medya kaç yıldır var? Nasıl başladın? Nasıl karar verdin olaya? Ben son 2 yıldır sosyal medya içindeyim ama aslında var olduğum süre son 1 yıl diyebilirim. Son 1 yılda kafamı topladım. Zaten 1 yıldır içinde olduğum süre zarfında da evet, ben sosyal medyaya başlayacağım dediğimde ailemden evimi ayırdım. Niye öyle bir şey yaptın? Baban da çok tatlı bir adam. Evet. Annem burada tanıdığım çok tatlı bir insan. Benim kararlarım da hep yanımdalar, hep arkamdalar. Onları çok seviyorum. Bu karar da doğru muydun sence? Evet, doğruydum. Çünkü kendimi yükseltebilmem için buna ihtiyacım vardı. Yani aile evinde yürütemiyorsun böyle şeyleri. Ama çünkü destek olan bir anne babanın yanında ya bence bunu yapmaman lazım. Ben kendi evimdeyken de bana her zaman destek oluyor. Şu an mesela annem bende kalıyor gibi. Hı-hı, babamla süper tatil yapıyoruz. Yani onlarla iletişimimi kesinlikle kopartmıyorum. Ayrı eve çıkmamdaki amaç şimdi benim belli olmuyor. Çekimlerim oluyor, yayınlarım oluyor vesaire. Baba uyuyor gecece, işte sabah işe gidecek, onu rahatsız etmeyeyim ya da işte bir çekim ortamı oluşturman lazım, işte aile evinde onu yaratamıyorsun gibi gibi. Kendi evimde bir odam stüdyo, bir odam giyinme odası falan gibi böyle daha rahat oluyor böyle. Peki tamam, evde yaşıyorsun. Peki evdeki noktada rahat edebilir, sen de mesela tek yaşıyorsun, 4 tane kedin mi var? Senin de var mesela, o da öyle. Senin bu kız çocukları son dönemlerde kediler, köpekler çok fazla oluyor. Yani en büyük hayat kaynağınız bu mu? Benim evet, miyam. Onu yerim. Çok seviyorum. Ben valla işim bittiği an koşa koşa eve gitmek istiyorum. Ben de. Yani gerçekten. Koşa bak, koşa eve mi? Sen şimdi bazen diyorsun ki evden çıkmıyorsun. Hayvana olan insanlar çok fazla dışarıya meyilli olmuyorlar. Yani ne bileyim, ben çok işe bazen 12 saat 16 böyle saat gelmediğim oluyordu. Bak, ona bakarken kafayı kapatmak çok zor. Ben hepsini öpüp gittim. Benim yani aklıma ne çıksın geliyor kızlar, biliyor musunuz? İnsanları tanıcıkla hayvanları daha çok sevesin gerçekten geliyor olayı var ya. Gerçekten ben ona katılıyorum. Yani. Evet. Yani öyle oldu benim zaten. 2 taneydi 4 tane oldu. Bazen 12 saat sette oluyorum. 16 saat eve geliyorum var ya, onlar kapıyı açıyorum. Hepsi ayaklarımın dibinde. Yani benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Kulaklarını çınlatayım biraz. Selim Borankay. Onun villasının altında sokaktan tuttuğu kediyi, köpeği getirip onlara gerçekten bir aile ortam açmıştı. 33-35 tane böyle şeyi vardı. Hep onu gördüğümde ve onların evet, hiçbiri de kokmazdı, biliyor musunuz? Tabii canım. Ya bakımları çok ağır mı onların peki? Ya çocuk gibi aslında. Yani veterineri de götürüyorsun, burnu da akıyor, hasta da oluyor. Bebek gibi yani. Bebek yani, hani büyümeyen bebek gibi. Burnu aktığında nasıl anlıyorsun? Hapşırıyor burnundan. Bir şeyler hep çıkıyor. Ben hep beraber şimdi burnum şey mi, burnum akıyor? Götürüyorsun veterineri. Sonuçta ağzı var, dili yok diyoruz ya. Anlayabiliyorsun bir yerden sonuçta sonra. Baka baka da anlıyorsun. Konuşamıyor, götürüyorsun. Veteriner söylüyor ne yapılıyor, ne ediyor. Özel ilgi gösteriyorsun. İşte hapını, saatini veriyorsun. Gerçekten yeni doğmuş bebek gibi. Covid var mı? Ya kedilerde galiba var ama insanlara geçmeyen bir türden. Yani insanlara bulaşmayan bir korona türden diyebiliyorum. O çok önceden beri varmış. Onların zaten yapısında var galiba ama zaten Covid'de çok hayvan beslemeye başladı herkes. Koruyucu özelliği olduğu için.
Ama sonra Covid'den çok kurtulan doğru. dışarı attı. Bu arada ben hayvanlardan konu açılmışken çok kısa bir şey belirteyim. Kıvanç Tatlıtuğ bir barınaktan köpek sahiplendi. Ya herkese örnek olsun Kıvanç diyorum adamdır ben. Adamdır ya. Gerçekten barınakları ziyaret edin. Orada çok zor şartlarda yaşayan hayvanlarımız da var. Çok iyi barınaklarımız da var. Bu kadar hayvanların zulmü edildiği ve şiddet görüldüğü bir zamanda bir oranda da bakanlar da artmaya başladı. Ben seviniyorum gerçekten. Oturduğum semt Ortaköy'de inanılmaz hayvan destekçileri var. Ya onlar bizim emanetçilerimiz, emanet onlar bize. Bakalım onları lütfen sevelim. Bazı onların bize hayvan destekçileri bize bana şov amaçlı da geliyor yani. Yani hiç bize zararları yok yani. Hayvan sahipleri var ya bazı öyle bir yaşıyorlar ki şov yaptığını görüyorsun yani. Ya mutlaka vardır. Bir tane barınakta mesela hanımefendi sosyal medyadan inanılmaz meblağ toplamış. Barınağına bir gidiyorlar. Hayvanların hepsi aç. Barınakta hiç kullanılmamış meblağ mesela. Ne oldu şimdi? Hakkında dava açıldı. Ne oldu? Geçen gün mesela bir kısırlaştırma olayı oldu falan. Herkes yanlış şeyler yazdı. Ben mesela geçtiğimiz günlerde Eyüp Belediyesi'nin bir olayına şey yaptım. Bizim bu Mustafa Bey var işte, mobilyacı bir arkadaşımız, ona gittiğinde bizim dekorda o sağ olsun şey yaptı. Eyüp'te şöyle arabanın motoruna mı bir yerine bir kedi mi ne kaçmış, anladın mı? Size yemin ediyorum 4 tane adam saatlerce o kediyi oradan çıkarmak için, ben buradan Eyüp Belediye Başkanı'na da teşekkür ediyorum Deniz Bey'e. Ve paylaştım da yani iyi olan şeyi, doğru olan şeyi lütfen paylaşın. İşinize geldiği gibi aynen yapmayın öyle. Yani anladın can mı yani? Can yani sonuçta. Gerçekten hani diyorlar ya köpek saldırdı, kedi tırmaladı. Çocuklar öyle büyütülüyor. Yani köpek saldırır kaç, kedi tırmalar kaç. Hayır, çocuklarınızı hayvan sevgisiyle büyüttüğünüzde o kişi, o çocuk büyüdüğünde o hayvanı şiddeti göstermiyor zaten. Yo mesela geçen gün ben bir şey yaşadım. Nişantaşı'ndayım. Elimde tespih var, yürüyorum. Sana anlattım. Bir tane köpek elimi şey yaptı. Kafasına vurdum, tamam mı? Ondan sonra kadın bir başladı bağırmaya. Dedim ne bağırıyorsun abla? Nişantaşı. Hayır ne yapayım yani? Hani kadına en son dedim ki yani benim katlayı şey, sinirlerimi yükseltme. Ne yapayım, bir refleks vardır yani. Ama onu çoğunlukla bazı insanlar duygusal anlamında alıyorlar. Anladın mı? Sosyal medyaya onu veriyorlar. Yanlış yapıyorsunuz arkadaş. Ben ne oldu şimdi? Onu vurmaya devam etmedim ki ben. Tabii. Yani ama sonra ne oldu? Az daha... kadına yürüyordum yani, anladın mı? Öyle noktaya geldi yani. Olay çıkıyordu. Çünkü niye? Kadına şiddet, bir şey yaparken bir olay çıktığı noktada lütfen bunlara dikkat edelim. Onun son videosunu yaşayalım. İşte geçtiğimiz zamanlarda Kadıköy'de iki kız çocuğunun polise karşı direnmesi, aldık koyduk onu önüne. Ne oldu? Kadına şiddet. Ama öncesi diyor ki gel, kelepçe takacak, bilmem ne yapacak artık. O da bekliyor şimdi. Ben şimdi sana bir şeyle alakalı yürüdüm. Sen bana karşılık verdiğin zaman bir bocalama başlıyor. Doğru mu? Bu her canlı için geçerli. Şimdi köpek, duran bir köpeğe de sen tekme atarsan o köpek de saldırır. O saldıran yani köpekler de... Manyak mıyım köpeğe tekme atayım? Hayır, demek köpeğe istediğim şey tabii ki refleks. Hayvan eğer sana dokunmaya kalktığında ya da ağzını açtığında refleks olarak bir itme... Mesela şöyle söyleyeyim. Ben yani mesela yıllar önce ben eve doğru gidiyorum gece. Dediler ki hani... Köpek bir şey yapmaz hesabı. Ulan bir baktım köpek bana saldırmaya başladı. Köpeklere tırlandım. O zaman böyle delikli delikli köpekler vardı. Şimdi sonraki öğrendim ki sen hayvan baktığın zaman hayvan senden korktuğunu hissettiği zaman saldırıyormuş. Hem o var hem de kim bilir senden önce o köpeği ne yaptılar ki? Bak mesela bak sen onu bilinçli olarak konuşuyorsun mesela, anladın mı yani? Şimdi onun bir köpek için senden kaçıyorsa ya da kedi hayvan kaçıyorsa ya da sana saldırma eğilimindeyse senden önceki ya ona tekme atmıştır ya vurmuştur ki insana karşı seni gördüğünde bir şiddet eğilimi gösteriyor. O kadar kötü davrananlar var ki hayvanlar artık bizden kaçıyor. Ya benim şey var zaten. Ayşin var ya, bizim Ayşin Sarılı. Evet. Onda bir tane köpek var böyle, neydi? Cinsi ne onun? Ben anlamıyorum cinsini. Ya bu böyle o kadar güzel bir köpek ki. Pomeryan mı? Evet evet. Pomeryan. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ya ben bir gün şu onu... kadarcık bir şey zaten. Ya arkadaşım annesiyle falan getirdi onu bir gün. Ya otur diyor, oturuyor. Kalk diyor, kalkıyor. Dışarı çıkıyor, çıkıyor. Öyle. Yani demek ki hayvanı da dediği zaman anlıyor yani. Anlıyor benim kedilerimin hepsi. İnsandan daha akıllı yemin ediyorum benim yani. Benim kedilerimin hepsi ismini biliyor. Tek tek çağır, hepsi sana mesela diyor otur oraya, dışarı çıkma.
Yani evet. insana işte otur oraya dışarı çıkma dedim. Beş kere daha dışarı çıkmak istiyor yani. Aynen. Bu, hani işimize geldiği gibi bazı şeyleri yapmayalım arkadaş. Evet, evet. Yani video doğruysa onu yayınlayalım. Yani evet. yine aynısı. Gene benim X televizyon program yaptığı zaman Fulden Akkürek var oyuncu. Evet. Çok da sevdiğim bir insan. Bir gün geldi ki inanılmaz bir şey almış, video almış, paylaşmışlar. Sarıyer Belediyesi. Hı hı. Bu arada ben dedim ki bak kesinlikle bunu yapmaz. Çünkü Şükrü Başkan'ı ben çok iyi biliyorum. Hüseyin Coşkuner ekibini çok iyi biliyorum. Sonra ondan sonra buna alakalı başkanı aradım ve 6 sene önce başka bir noktada olan bir şey. Yani işimize geldiği gibi şunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen bir televizyon ekranında beni seyrediyorsunuz. Hoşunuza gitmezse değiştirin. Bunun gibi düşünün. Ama doğru neyse orada kalın lütfen yani. Evet. Ve buradan konuyu kapatalım. Hayvanseverlere teşekkür ediyoruz. Lütfen o canlara sahip çıkalım. Yani haber merkezi sunucusu gibi oldun. Şiddet konuyu kapatalım. Göstermeyin. Ben bu konuda çok hassasım. Ağladım. Hayır, hassas ben olamam abi. Ben hassasım. Doğru neyse onu söyle. Doğru mu yanlış mıyım yani? Söylediklerime. Hayır, hayvan sevgisi konusunda diyorum hassasım. Ya ben yani. De severim hayvanları yani. Doğru mu söylüyorsun? Ben kızlarıma sarıldığım zaman sanki kedime ufak şeyime yani o kadar seveceğim, o kadar i̇şte tatlı geliyor. Bizim için geliyor de onlar evlat gibi. Hiç yani farkı yok. Olması evlat lazım gibi. Yani. İşimize geldiği zaman onu görmedim, bunu görmedim yapmayalım. Aynen. Peki ona vakit ayırabiliyor musun? Tabii ki de. Her zaman yanında. Onu videolarda paylaşıyor musun? Yani çok sık olmasa da evet. Instagram'da çok sık paylaşsam da diğer videolarımda o kadar sık değil. Peki Cansucuğum, Türkiye'de sosyal medya deyince senin aklına ne geliyor? Nedir sosyal medya? Z kuşağı tamamen yani. Şimdi diyeceksiniz bu Z kuşağı ne? Bir tutturmuşsunuz Z kuşağı. Sen Z kuşağı mısın? Evet. Ben ne kuşağım? Bilmiyorum. Bu ne kuşak? Ne oldu şimdi? Z kaldı. Yani yeni kuşak. He, biz A kuşağında mı kaldık? Ama bak şöyle bir şey söyle var. Söyle canım benim. Geleceği belirleyecek insanlar bence bizleriz. Nasıl yani? Çok tehlikeli bence ya, ama. Saçma sapan videolar paylaşalım. Çıkışta göm bizi. Yo bir şey söyleyeyim. Ben gelmek olayı başka bir şey. Şimdi her video sence geleceği mi belirliyor? Hayır, babaanneye vurma, video dedeye değil. Gel buraya. Bunlar mı video? Hayır, video Hayır. değil. Ha. Yani her konuda. Hı hı. Değişiyor yani, yaşam değişiyor. Bir değiştiriyoruz. Daha soruyorum, sosyal medya evet. ne demek? Sosyal medya hiçbir sınırlandırmanın olmadığı, dilediğince yaşayabildiğin bir... Platform. Platform, evet. Yarın çıktı, kapandı. Öldünüz mü? Zannetmiyorum ya. Evet. Ya tabii ki de evet. Öldünüz. Çünkü o sosyal medyadaki gençler, ben sana söyleyeyim. 100 tane gençten 20 tanesine güveniyorum, 80'ine güvenmiyorum. Neden biliyor musun? Hayattaki gençlere de söylüyorum. Evet. Çok boş yaşayan bir gençlik var. Şimdi belli bir kesim evet öyle ama belli bir kesim de bir şeyler yaparak sosyal medyadan farklı şekilde çıkış sağlayabiliyor. Atıyorum şu an... Şarkı yapmaya çalışan birçok meslektaşım diyebilirim. Meslektaşım var. Ya da farklı dallara yönelmeye çalışan insanlar var. Yani sosyal medyada kalmıyoruz aslında. Herkes bir yere dağılıyor. Sadece bir ufak büyüme aşaması diyebiliriz. Peki sen büyüdün mü? Büyüyorum. Daha nedir bir sene. Efendim? Daha bir sene. Evet, büyümek sene nedir senin hedeflerim için? Çok yeni. Hedefin ne mesela? Ona Zor soru geldi. Kameralar evet, yok zor hayatım. Geldi. Zor geldi. Hedef nedir yani? Benim Cansu Tekin için... ne yapmak istiyor bundan sonraki hayatında? Ya ben sosyal medyada devam etmek istiyorum. Benim mesela liseyi bitirdiğimdeki hedefim psikolog olmaktı. Ya yani ben çok hedeflere inanan bir insan değilim ya. Bugün bunu yapacağım diyorum, yarın farklı bir şey oluyor. Ben dediğim gibi liseyi bitirirken şey dedim ya, okuyup psikolog olacağım. İnanılmaz bir hayalimdi. Okulu bitirdikten sonra sosyal medyaya başladım. Şu an psikoloğa ben gidiyorum. Aman sosyal. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani... Sosyal medya bu konuda çok yıpratıyor bu arada. Aldığın mesajlar mı, tepkiler mi? Ya tabii ki de. Ben hem moralini bozuyor. Yoruyor. Ya şimdi eleştiriye işte, açık mısın? Eleştiriye açığım. Beni çok zaten eleştiriyorlar. En çok canını sıkmış olan bir mesajı paylaşabilir misin? Aklında mı? Hani ya, çok böyle seni ağlatan mesaj oldu mu? Ağlatan, yorum.
Bu aralar psikolojim zaten yerinde. Yakın zamanda mı oldu? Evet, tabii tabii. Ben sosyal medyaya ilk başladığımda 47 kiloydum. Şu an... Acaba psikolog yerine diyetisyene mi gitsen? Değiştirsen. O zaman biz o zaman intihar edelim ya. Kendimize baktığımız zaman. Bence sana yakışıyor. Ya işte herkesin kendine beğenmediği bir şeyler olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Benim sana bir acizane fikrim olur. Şu saçların uzun ya. Sadece toka tak. Hayata takma. Anladın mı? Hayata taktığın zaman kendini aşağı çekersin hep. Bitmez. Bu kadar sevecen, sevecenlik kalmaz sende. Her gün bir yorum yapılır negatif. Sana ne mutlu ki dönüp baktığın zaman sağ tarafta baban, sol tarafta annen var. Seni yönlendiren insanlar var. Birçok insanlarda bu da yok Cansu. Mesela ben Cansu'yu daha önce videolarında da beğeniyordum. Çok şeker, çok tatlı. Ama bu videolarda saçma sapan video paylaşıp da bunları da çok böyle... Ha ben önce şey düşündüm bugün, hani birkaç tane video paylaşıp da bunun tabiriyle gömmek mi? Hayır, gömmek değil. Paylaşmayalım ama ben her zaman şunu söylüyorum. Ya bakıyorsun, geçen mesela Cansu radyo programımda işte sağ olsun bir canlı yayını aldım falan böyle Instagram'da. Ve orada yazan çocuklara bakıyorsun. Ben her zaman şunu söylüyorum. Yayında olduğun, işte sen de canlı yayına girsen, yayında olan insanlara çok dikkat edin. Bu sizin bacınız, kardeşiniz, tabii, akrabanız Argo olabilir. Kullanıyorlar ama biraz dikkat çekmek için. Yani hadi bana cevap versin. Nasıl cevap verebilir nasıl bana? Dikkatini? Nasıl çünkü dikkatini çekebilirim? Mesela selam ne haber dese milyon tane o mesajdan tabii, gelmiştir. Tabii. Dikkatini çekmeyecek. Mesela DM'lerime cevap veriyorum bazen. Hani diyorum ki neden yapıyorsun bunu? Hani ama öyle karşındaki öyle konu insan, başkasının fanları değil mi? Şey diyorlar. Seni çekemez. Ya çok özür dilerim işte cevap verirsin diye. Verirsin. He, dikkate çekmek için yani. Dönüp baktığın zaman sağ tarafta baban, sol tarafta annen var. Seni yönlendiren insanlar var. Birçok insanlarda bu da yok Cansu. Mesela ben Cansu'yu daha önce videolarında da beğeniyordum. Çok şeker, çok tatlı. Ama bu videolarda saçma sapan video paylaşıp da bunları da çok böyle... Ha ben önce şey düşündüm bugün. Hani birkaç tane video paylaşıp da bunun tabiriyle gömmek mi? Hayır, gömmek değil. Paylaşmayalım ama ben her zaman şunu söylüyorum. Ya bakıyorsun... Geçen mesela Cansu radyo programımda işte sağ olsun bir canlı yayını aldım falan böyle Instagram'da. Ve orada yazan çocuklara bakıyorsun. Ben her zaman şunu söylüyorum. Yayında olduğun, işte sen de canlı yayına girsen, yayında olan insanlara çok dikkat edin. O sizin bacınız, kardeşiniz, tabii, akrabanız Argo olabilir. Kullanıyorlar ama biraz dikkat çekmek için. Yani hadi bana cevap versin. Nasıl cevap verebilir nasıl bana? Dikkatini? Nasıl çünkü dikkatini çekebilirim? Mesela selam ne haber dese milyon tane o mesajdan tabii, gelmiştir. Tabii. Dikkatini çekmeyecek. Mesela DM'lerime cevap veriyorum bazen. Hani diyorum ki neden yapıyorsun bunu? Hani ama öyle karşındaki öyle konu insan, başkasının fanları değil mi? Şey diyorlar. Seni çekemez. Ya çok özür dilerim işte cevap verirsin diye. Verirsin. He, dikkate çekmek için yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bazı insanlar, bazı ablalarını, abilerini, ben çok bunu karşılaşıyorum. Bana yazıyor, abi diyor, sen gerçekten diyor, takip ettiğim ve her zaman desteklediğim ve gerçekten seninle gurur duyuyorum. Çok abartıyorlar bazen. Hayır diyorum. Biz işimizi sadece doğru yapmaya çalışan insanlarız. Buna da çok dikkat ediyorlar. Ablası ne yapıyor acaba? Senin için mesela veya diğeri, işte Derya abla ne yapıyor? Derya abla nasıl giyiniyor? Derya abla ne konuşuyor? Cansu abla bugün videoda ne paylaşacak? Saçmalayacak mı acaba? Ama sen bir sistemde gittiğin zaman saçmalama noktasında senden öyle bir şey ummuyorlar yani. Cansu abla... Bir de şöyle bir şey var. Senin fanın, benim fanım, senin fanı yani hepimizin fanları takip eder eder. Ama bir yanlışında da hemen sana kötü mesajı açık açık yazar. Yani o yüzden de her zaman da iyi olmayabiliriz. Ya ben, yanlış da yapabiliriz. Tabii ki. Ben bunu ama şeyde gördüm. Seyirciye de her zaman ben bunu Nagihan Karadere'de gördüm. Bu arada Survivor'da çok iyi yarışıyor. Başarılar. Nagihan Karadere'nin fanları, Tuğçe'm kızım, başarılar diliyorum sana. Hala destekliyorlar. Survivor seyrediyor musun?
Yok, uzun zaman oldu seyretmedim. Yani sen televizyonla alakan yok. Hiç yok. Soracağız yani bakalım. Yani televizyonu bile yeni aldım evime diyebilirim. Öyle mi? Cansu, getir de odamıza koyalım dermişime. Bir şey soracağım. Instagram'ına baktım. 2021 açılış. Yani ilk fotoğrafın 2021. Ne demek o? Çok eski benim Instagram'ım. Açılış yani, ne demek? Benim Instagram'ım belki babam bile açmış olabilir, öyle hayır, söyleyeyim. Hayır, ilk fotoğrafın 2021'de yüklenmiş. Aa, yeni. Kızım. Arşivledim. Ha, acaba dedim ki hackleniyor bazen ya da yeni mi açtın? Yok, yani yeni açmadım. Hesaplar çalınıyor falan ya. Instagram'ım var. Instagram ilk açıldığında kurdum ben hesabımı. Hı-hı, anladım. O zamandan beri aynı hesabı kullanıyorum. Hı-hı. İnşallah bir şey olmaz. İşte o yüzden çok yeni gelince dikkatimi çekti. Yok, yeniden hesap açılıyor. Murat. Burnumu yaptırdım mı ben? Ben Murat açık gözden rica edeyim mesela işte. Cansu'yu eğer izliyorsa yayını, Cansu'nun resmini koysun, beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz diye bir anket yapsın bakalım. Ben ne çıkacak? İnternette baktım. En çok Cansu'nun göz rengi merak ediliyor. Lens diyorlar. Aslında yok, benim çok... kızımın rengi lens değil. Benim gözlerim çok belirgin bir göz değil mesela. Senin gözlerin daha belirgin. Heh. Orijinal değil mi gözlerin? Evet. Çakma gibi mi duruyor? Belli olmuyor. Artık hepimizden şüphe duyuyor. Tabii canım, neyin benim gerçek gözlerim üçüncü renkten lens. Kirpikler çıkıyor saçlarda. Bazen de bir kız çocuğuna bakıyorum, kadınlara bakıyorum. Hamzelerim fake mi dedi dün bir arkadaşım. Yani artık ona kadar estetik gözlerin oldu. Ela. Gözüm Ela. Değil mi? Tamam. Kendi gözüm. Buradan evet. Merak edenlere evet. Söyleyelim. Bak, gözleri şey Ela. Bence sosyal medyada insanların bence anladım. Unutuyorsun. İnsanların bence yok ben bana 10 saat canlı yayın ver giderim yani, hiç sıkıntı yok. Onu ben anlayabildim. İnsanların ama ben şunu yapıyorum Cansucuğum. Yarın öbür gün inşallah güzel projeler de yapacağız seninle beraber. Evet, inşallah. Buradaki en büyük başarın annedir, onu söyleyeyim. Net söylüyorum burada çünkü ben çocuklardan biliyorum beni. Dün müdürüne de gittik okula. Gerçekten çocuğum için çok güzel şeyler söyledi. Ala hocam çok teşekkürler. Ne mutlu sana. İşte hele bu zamanda. Hele bu zamanda. Bak benim çocuklarım sosyal medyada yok. Ama seni biliyor küçük kızım mesela. Hep mesela diyor işte ama çok fazla yaşamayız. Yani içinde bilmem ne çok abartmaz. Mesela bugün çocuklar karne alacak bu sefer. Semestr tatiline mi gidiyorlar? Semestr. Evet. Kızımı öpüyorum ben buradan. Ortalaması çok iyi. Maşallah. Onunla gerçekten gurur duyuyorum. İki kızımla da gurur maşallah. Duyuyorum. Onun için bu da en büyük şeyi tabii anneleri. Ona da teşekkür ediyorum. Ama şu var. Desteklemek. Mesela ben şeyi gördüm sosyal medyada. Bilmiyorum ona katılır mısın? Adam direkt video paylaştığı zaman veya bir kız çocuğu. Ben kız çocuğu, erkek çocuğu diyorum bu arada. Video paylaştığı zaman direkt Cansu'nun veya benim senin objektine bakıyor. Güzel mi, çirkin mi? Bunu aşın arkadaşlar. Öyle mi değil mi? Şu an evet. Tipleme olarak... Sana yürüyenler, koşanlar, anladın mı? Artık farklı görüntüyü ama edenler. Herkes görüntüye odaklandı artık. Evet, yani ya oldu. Kalbi temiz mi? Ya hakikaten düzgün yaşıyor çünkü mu değil de... bilemiyorlar. Sadece mesela video içeriği var. Bilmiyor karakteri ne? Tabii, yok. Tabii, aynen. Çektiği videolara göre insanları yorumluyorlar. Gerçekten evet. De öyle. Yani ne tarz içerik üretirsen o karaktere bürünüyorsun. Tabii. Aslında çok şeytansındır mesela. Ama böyle çok ponçik videolar çekersin. İnsanlar seni öyle tanır. Ki bizim canlı. Ama sen bir şey söyleyeceğim. Öyle. Vallahi billahi öyle değil yani. Burada neyse ben videoda da vallahi. Ama sen dün ne dedin Nurel Türk için? Ben sevmezsem ben burada olmaz ki bu. 50 kişi şimdi yazacak bana abi bizi de al. Çünkü almam. Çünkü boş vereceğim, aile seyrediyor bizi. Atıyorum işte anneler seyrediyor. Kardeşlerse senin de fanların seyrediyor. Evet. Boş bir çerçeveyi ben buraya koymam. Ama bak dün Nurel Türk için de konuştuk. Dışarıdan görüldüğünde ne kadar soğuk görünüyor evet. Diye konuştuk. Ama aslında ne kadar sıcak kaldı. Öyle. Yani, sevdin mi? Bilmiyoruz. Ön yargılı davranıyoruz. Sevdin mi Nur'u? Biz çok seviştik. Nur içi dışı birdir ya. Benim evet, canımdır. Evet. Yakında da müthiş program başlıyor burada. Evet, bizden evet. Hemen sonra bizim o gazımızı alacak. O devam edecek. Evet, heyecanla bekliyoruz onun programında. Evet, mutfağın ritmi diye çok güzel program. Evet, evet. Harika yemek tarifleri paylaşacak. Peki, beni çok kısa sürede tanıyorsun. Sana da sorayım mesela. İki kelimeyle beni anlatsana. Sen beni bana anlat. Öv beni diyor. Övme değil.
Yok, kötü bir şey de söyleyebilirsin. Yani yok, hiç kötü bir şey söyleyebileceğim enerji almadım. Gerçekten görür görmez zaten çektin beni böyle, evet, enerji olarak. Gün içinde de arıyorsun beni, evet, böyle nasılsın kardeşim, evet, misin, bir şey ihtiyacın var mı falan, evet, böyle. Uzun zamandır tanıyormuşum gibi hissettirdin bana. O yüzden hiç kötü bir elektrik almadım. Beni anlatsana lütfen iki kere. Katılıyorum Cansu'ya. Böyle şeyler çok zor değil mi bu sorular? Ama bak işte bunları zorla söylemiyorum yani. Tabii, zorla söylemiyorum. Aynen. Değilse, aynen. Yani arkadaş. Bir de ne? Anlamadım. Arkadaşı da var diyormuş. Görmüyorsunuz. Silah zor beni. Şimdi yok estağfurullah, öyle bir şey yok. İşin şakası bu, tabii. Yok, bu arada Kadir'in enerjisi çok yüksek. Gerçekten tamamen iyi niyet. Yani herkes, evet, iyi olsun istiyor. Herkes iş yapsın istiyor. Para kazansın istiyor. Bir yerlerden bir ucundan tutayım, destek olayım istiyor. Allah razı olsun. Bana mesela açık bir şey söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, yine söylüyorum. Derya Yapanel benim sevgilim değil. Bak, tabii canlı yayında söylüyorum. Aa, tabii tabii, öyle bir şey yok. Bunları aşın artık. Bir hala kız yazıyor çocuğuna, mu, soruyorlar mı? Tabii ya. Bir kız çocuğuna kapı açmak, onu yaşamak değildir. Allah rızası için bunu kapatın artık. Evet. Nokta. Yoksa ağır şeyler söylerim. Biz çok iyi dostuz, arkadaşız. Evet. Peki sosyal medya fenomenlerinde dost var mı? Katılmıyorum buna. Hayır, yok. Sana soruyorum. Işte. Yok. Asla yok. Yani seni aşağı, ne yapmak istiyorlar sana mesela? Aşağı yani bu bana karşı değil. Genel olarak insanlar birbirine karşı cephe almış durumda. Ben gerçekten eski dostlarımı özlüyorum. Sosyal medyaya hiç girmemiş bile olmak istiyorum. Biraz yaş grubunun küçük olmasıyla mı alakalı bilmiyorum. Olabilir. Ama gerçekten bu sosyal medyadaki insanlar TV sektöründe olsaydı bence çok büyük kaoslar, çok büyük magazinsel olaylar olabilirdi. Her gün bir olay çıkardı. Kesinlikle. Yani biz aman tanrım yani. Çok korkunç. Senin olay yaşadığın yine bayandır tabii ki. Erkekten yani ben ziyade sosyal medyada yaşamıyorum insanlarla problemlerimi. Böyle bir atışma söz konusu. İşte herkes oradan canlı yayın açıp bir şeyler söylüyor. Oradan açıp bir şeyler söylüyor. Ben biraz yaşımdan olgun olduğumu düşünüyorum. Ve böyle şeyleri çok garipsiyorum, doğru bulmuyorum. O yüzden bir insanla bir problemim varsa eğer onu yüz yüze konuşmaya tercih ediyorum. Ben senin bir zayıf noktanı söyleyeyim. Çok iyi niyetlisin. Olma. Burası İstanbul. Öyle. Güzel her bir kız çocuğu. Adamı yerler. Ha yok. Yemek noktasında olmaz da. Yani şöyle söyleyeyim. O kadar da çok iyi niyetli değilsin yani. Ama yapmış olduğun hataları geriye baktığın zaman pişmanlık duyuyorsun. Yo, yaptığım şeylerden pişman değilim ya. Hepsi birer tecrübe. Çünkü ben ailem beni çok iyi yetiştirdi. Nerede ne yapmam gerektiğini biliyorum. O yüzden dediğim gibi yaşadığım her şey benim için bir deneyim. Adımlarımı da ona göre attığımı düşünüyorum. Pişman olmadım ya sosyal medyaya girdiğimden beri. Nasıl yani? Kardeşim falan var mı? Abim var bir tane. Nasıl ilişki? Aramız mı? Biraz daha ben onun ablası gibiyim. Kaç yaş var arada? 3,5 yaş var aramızda. Annemin tabiriyle. 3,5 yaş var ama ben evet ondan biraz daha şeyim. Hatta şey diyorlar, hanginiz daha büyük falan. Benim de kardeşim de 5 yaş var ama abim zannediyorum. Peki. Rejim bana bir şey söyle de kulaklıktan onu duyuyorum. Peki. İçeride şu anda sesi. Sen bayağı bir rahatladın şu an değil evet, mi? Evet, bayağı rahatladım. İlk geldi. Evet. Aramış diyor ki ben diyor yapamam. Nasıl ben yapamam. Ama dedim geldiğinde sabah böyle biz bize hani hiç ben, evde ben, gibi sohbet edeceğiz. Aslında sunucuların konu rahatlatması diyelim yani. Biz doğru bizeyiz mu? Yani evet, ev ortamı gibi hiç kamera yokmuş gibi. Peki, oraya bakmıyorum. abi dedik ya. Abi bu işi istiyor mu? Benim, evet, benim yapmak için yapmak mi istiyor mu? Kendisi için. Hı-hı. İstiyor, evet. Beni de alsın adı sosyal medyanın için. Can. Ha. Can Cansu. Beni de alsana sosyal medyanın içine falan ama artık geçti yani. Bir video paylaştın galiba onunla. Evet, paylaştım. Geçen yanındaydı o mu abi? Babamla da paylaştım, evet. Evet, evet, ne güzel ya. Ama seviyorum ailemle bir şeyler da çocuk, paylaştım. Tatlı çocuk. Evet. Allah tabii ki yüreğine göre her şeyi versin. Ama ben evladım, şeye gir, çok fazla sosyal medyaya girmene gerek yok. Peki sosyal medya fenomenlerinde hiç sevmediğin insan var mı demiş. Allah Allah.
Yok ben çok yani bizim camiadaki insanlarla çok samimi değilim. Görüşüp küslük yaşadığım insanlar tabii ki de oldu. Ama nötrüm yani bir şey beslemiyorum. Tanımadığım insanlar hakkında da burada yorum yapamam. Dediğim gibi ön yargılı bir insan değilim zaten. Hani bir insana tanımadan bunu sevmiyorum diyemem. Ama beni sevmeyen birkaç isim var sanki. Çünkü engelliyorlar biraz yukarılarda. Neden engelliyorlar anlamıyorum. Çok önemli değil ki. Çekemedikleri içindir. Yine bayan değil mi engelliyor? Evet. Vallahi bayan çok bayan önemli değil. Hiç az önce ne dedim sana? Lütfen bu saatten sonra toka takıyorsun. Sadece toka tak. Ya çünkü zaten bir senede çok başında. Bir senede bu kadar başardın. O kadar güzel yerlere geleceksin ki ama akıllı. Ama daha biraz daha frene basarak gideceksin. Anlatabiliyor muyum? Yani çok iyi niyetlisin dedim ya. O olmayacaksın yani. İşte de mesela şimdi daha önce ben şey var bu Antalya'da bir kız çocuğu vardı. Annesi rica etmişti bir arkadaşımla Nülüfer diye bir kız. Nülüfer Land diye bir kız var. Sosyal medya fenomeni. Bundan sende yoktur kimdi filan böyle. Getirdim. Abi dedi benim menajerim olur musun? Olamam dedim. Niye dedi? Bir, sen o kadar rahat bir insansın ki çünkü ben seninle yapamam. Çünkü benim çalıştığım noktada kendime öz kriterlerim var. Sen bana uyamazsın. Çünkü 3 gün sonra seni çıkardıysam tekrar aşağı almasını bilirim. Ama onun için olmaz dedim. Ve olmadı. Niye? Çünkü hayatın vermiş olduğu bana bir tecrübeler var. Yani şimdi bizim camiada sevecen gibi davranır sana. Ya gerçekten ama boş ver Kadir'i. Boş ver Derya'yı. Gel bizde çalış. Sana 3 lira verdiğim ve 100 lira vereyim. Diyen insanlar, giden insanlar sonra dönüp de ya çok özür diliyorum yanımda çalışan insanlar. Ya tekrar tükürdüğümü yalamam diyorum. Çünkü tükürdüğünü yalarsan senden bir şey olmaz yani. Onun için hiç arkana bakma. Hep önüne bak ama önüne giderken dikkat et. Kudur. Anlatabiliyor muyum? Mütevaziden insanlara hep sevecen davran. Bir de çok yardımsever ol. Murat Övünç yakında gelecek buraya. Seviyor musun? Severim. Bak Murat Övünç benim kardeşim gibi. Yani anladın mı? Şöyle kardeşim gibi. Kuru ekmek yediği zamanları domatesle böyle ekmek yediği zamanları biliyorum böyle salçayla. Çocuk öyle bir çocuk. Anladım. Ama ne diyor? Sen cuma bugün yatarken burada programda o şimdi kapı kapı erzak dağıtıyor. Ha Ahmet'ten aldı. Mehmet'ten aldı. Hüseyin'den aldı. Alabilir abi. O yapıyor ya. Helal olsun yani. Evet. Sen böyle şeyler yapıyor musun mesela? Yardımlar falan yapama ben. Şey yapıyorum kendimce sokak hayvanlarıma. Evet. Yani çok göstermeyi sevmiyorum. Yani ben gösteren insanları da sevmiyorum açıkçası. Gösteren değil bak ben İstanbul Şehit Gazileri. Murat Övünç biraz fazla gösteriyor ama ben gösterme taraftar değilim. Eskiden, ben sevmiyorum. Yapılan iyilik insanın evet kendi içinde kalmalı bence. O 20 sene öncesine kaldı o. Neden biliyor musun? Artık bazı insanlara gözüne sokarsan uyanıyor. Yani sana şunu söyleyeyim. Hani ben yapıyorum sen de yap. Hani ufak ufak o zaman aklı başına geliyor. Onu anlayabiliyorsun. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an İstanbul Şehit Gazi Ailesi'nin başkan vekiliyim. Ben bir futbol turnuvası yaptım. İsimlerini de telaffuz kaç gündür ediyorum. Yine de ederim. 27 Ocak'ta ben İstanbul Şehit Gazi Ailesi'nde 3002 tane İstanbul'da 8000 tane gazinin olan Hakan Sulu Başkanlığı'nda YouTube buna teşekkür ediyorum buradan. Bir derneğin başkan vekiliyim. Ve lokma dağıtımı yapılacak. 27'sini inşallah sen de geleceksin oraya. Değerliyim sen de. Bayrampaşa'da. Ve sana yemin ediyorum ki özür dilerim. Telefon çaldı çünkü. Sana yemin ediyorum ki insanlar bazı şeylerde alo dediğim zaman insanlara çok teşekkür ediyorum. Beni hiçbir zaman kırmıyorlar. Neyse hallediyoruz. Ama şu var. İnanmak çok önemlidir. Çünkü sen bir verdiğin zaman Allah-u Teala sana 10 veriyor farkına varmıyorsun. İnanmak başarmanın yarısıdır zaten. Ve yemin ediyorum hayır veya vesenat yaptığın zaman anladın mı? Sana 10 geliyor. Bunu yap göreceksin yani. Öyle bir canlıyı doyurmak, hayır yapmak yani yardımda hepsi sadece hayvan değil bu. İnsan olabilir. Tabii genel. Yani şimdi bizim bir kardeşimiz var.
Çok güzel bir program, sevgili garibim bir program olacak inşallah yakında. O güzel insanları çöpten işte ekmek alan veya işte farklı farklı insanları alıp işte kuaföre götürecek, oraya götürecek, buraya götürecek. Onu gerçekten baştan yarat gibi bir nokta yapacak. Onun programını kendisine gerçekten başarılar diliyorum. Çok da güzel bir insandır. Annesiyle de geçen tanıştım. Biraz rahatsız geçmiş olsun diyor. Hava değişimine geldi. Azerbaycanlı bir kardeşimiz. Hı hı. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Sen doğru yap. Doğru yaptığın noktada 100 kişi senin doğrunu 90 görüyor. 10 tanesi görmüyor. 10 tanesi de işine gelmiyor. Ben Murat Ömüç yine söylüyorum. Buraya konuk geldiği noktada. Ama size de bir şey söyleyeyim mi? Bak. Kadınlar matinesi yapıyor. Hı hı. 19 Şubat'ta da Bayrampaşa'ya gelecek inşallah. Kadınlar matinesi yapıyor. Kadınlar matinesi yaptığı noktada ya her gün bir mekan full olur mu ya? Evet. Full gerçekten. Türkiye'nin her tarafına her gün o zaman Photoshop yapıyor. Kadın koyuyor her tarafa. Erkek koyuyor. Bilmem ne koyuyor. Kadınlar matinesi full. Normal sahne full. Dün mesela sevgili Cengiz Albayrak var işte. Bayrampaşa'da sevgili kardeşimizle beraber bir organizasyon yapacağız. %50'si dolmuş şu an yani. Yani bu insanlar demek ki ok çocuğun bir sevecenliği var. Hani diyorsun ya böyle böyle çok. Gözüne batırıyor ki bazı insanların bugün cuma, perşembe, çarşamba. Ben öyle insan biliyorum ki. Diyorsun ki işte bir yardım eder misin? Ya vallahi yok. Dün kirayı yatırdım dediğin zaman. Abi be iki tane kız çocuğu var. Eğlenmeye gittiğin zaman paranın limitini aşmayacak o affedersin rutin yasası var. İşte o gece aleminde yaptığınız şovlar. Ne oluyor? Hani yoktu. Bir anda da onu buluyorsun yani. Bazı insanların da kendi tercihi. Yani bilmiyor mu? Farkında değil mi? Belki de ben şöyle söyleyeyim. İşine gelmiyor. Hayır. Belki de Allah nasip etmiyor. Var olup da hani yapamayan da var. Eli gitmeyen de var. Ben çok devler gördüm. Şu an kedi olmuşlar yani. Ya ne, kimin ne olacağını zaten kimse bilemez de. Bir de nasip değilse, trilyonu olsa da bir kediye karnın doyurup ya da bir çocuğa ayakkabı alacak meziyeti olmayan insan var. Peki. Sosyal medya fenomenisin ve videolarda hep kendini böyle farklı farklı gerek müziklerde gerek şeyde mesela içerik olarak genelde hangi müzikleri paylaşıyorsun? Hangi görüntüleri paylaşıyorsun? Yani bizim akımlarımız oluyor genelde. Müzik akımı, memle akımı değil mi? İçerik olarak yani farklı geçişler, farklı çekimler. Şimdi onu göstermeden anlatamam. Yani tek bir noktada ilerleyiş sağlamıyoruz. Müzik gibi değil. Mesela müzikte arabesk olarak ilerlersin, rap olarak ilerlersin, işte falan olarak filan olarak ilerlersin. Ama bizim çektiğimiz videolar geniş kapsamlı. Yani tek bir şey yok. Her şey var. Cansu o havada kaldı. Sen nasıl karar verdin böyle sosyal medya fenomeni olmak istiyorum işte şurada ya da başladın da tepkiler güzel geldi de mi artış devam etti? Şöyle platform ismi vermeyeyim değil mi? Hı hı. Verme. Tamam vermiyorum. Cezayı sana yazarım verirsen. Farklı bir platformda başladım ben önce. Deneme hani çekimleri evet. Deneme meraktan. Aha. Bir anda ilgi gördü. O potansiyeli hissettiğimde zaten aslında biraz ben kendime olan özgüvenim de arttı. Sonrasında o bir yaz aşkım oldu benim böyle küçükken. Hmm. Tam çocuk kaç yaşındayım? 16 yaşında falanım yani. Hani böyle kısıtlamalar, ufak çatışmalar falan oluyor. Ben öyle kapattım o hesabımı. Gel gelelim ne zaman tek tabanca derler. Kendi halimdeyim. O zaman ama tekrar başladım benim ben. Benim sana sarf ettiğim isim mi oldu? Yok o değil. Evet. Sonra? Evet. O sonra. Neyse. ben sonra sosyal medyaya başladım. Ve çok hızlı şekilde ilerlemeye başladı. Yani videolarım tutuyor, izleniyorum. O zamanlar playback yapıyordum işte. Kameranın karşısında insanlar hani ne boyumu görüyorlar ne kilomu görüyorlar sadece kafam. Kafam ve çok güzel izlenmeler alıyordum. Tek mi yapıyorsun bunu tek hala da? Tek başıma yapıyordum evet hala daha tek yapıyorum. Çok nadirdir arkadaşlarımla.
Az sonra. Neler yapıyorsunuz? Valla neler yapıyorum. Az sonra. Evlilik ve çocuk istiyorum. Az sonra. Peki gece alemi, kulüpler, sahneler nasıl? Mevzu ne? Az sonra TMB'de. Evet efendim, küçük bir aradan sonra sevgili partnerim Derya Yapanel ve tabii ki sevgili konuğumuz Cansu Tekin'le buradayız. Magazinde ne var sevgili partnerim? Evet, bugün magazine sen de bizimle beraber eşlik ediyorsun Cansu. Sever misin magazini? Takip ediyor musun? Anlamam. Yani bakalım mutlaka anlayacaksın. Sen tamamen kendi platformunda. Evet. Şimdi bugünkü magazin haberimizde alışveriş merkezinde maskesiz dolaşan Deren Taluk karşısında basın mensuplarını görünce ve makyajsız olduğunu için eli ayağı titreyerek kaçmış, bir mekana girmiş. Makyajsız oluşu da dikkat çekmiş. Peki. Ne diyorsunuz? Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Deren Taluk kim arkadaşlar? Defne Samyeli'nin kızı. Onu konuşalım abi. Deren Taluk kızı ne yaptı ki bunu konuşuyoruz? İşte yarın öbür gün, bak, yarın öbür gün siz bu çocuğa genç yaşta bu gazı verirseniz, yarın o çocuk o basın mensuplarına sevgilisiyle yakalandığı zaman farklı davranıyor. Lütfen. Annesinden dolayı. Efendim? Annesinden dolayı işte. Ya, Defne Samyeli'nin kızı. Sıkıştırıyorlar. Defne Samyeli'nin kızının okulunu konuşalım. Yaptığı güzel resimleri konuşalım. Anladın? AVM'den çıkarken basın mensuplarını görüldü. Şöyle söyleyeyim ben size. Bir arkadaşım var, albüm çıkarttı. Haberini yapar mısınız? Para almadan yapmıyorsunuz değil mi? Bunu söylüyorum abi. Bir tane. Ha, şunu diyecekler belki. Bak yine söylüyorum. Bizi bir kişi seyrediyor arkadaşlar. Bak bir kişi seyrediyor. O da benim evim. Niye diyorum ben bunu biliyor musun? Ben bunu diyorsam mutlaka bunlar bunu duyuyordur. Der ki kardeşim ne diyorsun diye. Aksine inkar eden varsa gelsin. Yani bunları geçelim artık. Ünlülerin çocukları bu maruze hep kalıyor zaten. Dışarıda görüldükleri zaman hep sürekli kameralar. İnan etrafı. Yemin ediyorum anneleri babaları çok rahatsız bu konuda biliyor evet, musunuz? Evet, aynısı öyle. Müdürler, şefler, medya patronları sizin evladınıza olsa hoşunuza gider mi? Hemen o çocuğu işinden attırırsınız. Hangi basın mensubu arkadaşıma, kardeşime yapılan taciz, kulüp kapılarında, restoran kapılarında o çocuğa hakaret edildiği noktada o çocuğa destek oluyor musunuz? Hayır. 5 saat, 6 saat bu ünlü denen bazı sıfatları, değerleri hep üste alıyorum. Kıvanç Tatlıdoğ üste alıyorum. Burak Özçivit üste alıyorum. Adam gibi adamlar. Çıkıyorlar, çok değerli insanlar çağırıyor, kendileri röportaj veriyor. Hanginiz onların arkasındasınız? Yok. Eskiden magazini bu kadar geniş ve ahlakı daha seviyeli yaşayan bir madde vardı. Olay vardı. Kare vardı. Şimdi %10'dayız. %90'ı gene yerlerde. Instagram'da yaşayan bir medya ve magazin var. Başka bir olay yok. Lütfen ünlülerin çocuklarını bu kadar deşifre etmeyelim. Baksana kız saklanmak zorunda kalmış. Yazın. Yani gerçek bir de şey var mesela sosyetenin kızı. Benim çok arkadaşım var. Evet. Ama gerçekten o insanlar o kadar mütevazı ki. Ben bir gün Bülent Eczacıbaşı, çok sevgiler, çok saygılar sunuyorum. Bir filmde Hülya Avşar'ın Yeşil Işık diye bir filmi vardı. Orada ben kas sorumlusuydum Cansu. Adama çay getiriyorlar. Hayır ben alırım diyor ya. Bu adam Bülent Eczacıbaşı. İşte Eyüp Akbal. Bak isimleri sayıyorum size. Evet. Yaşar Aşçıoğlu. Yani bunlardan gidin, bu gibi değerlerden ders alın. Niye? Ben şimdi isimleri söyledim ya. Kadir Balık ne kadar götürdü acaba? Sizin beyniniz buna çalışıyor arkadaş. Sizin doğrularınız. Benim yanlışlarım, onu söyleyeyim ben size. Buyur efendim. Ben bu arada Defne Samyeli'ni şahsen tanıyorum. Sesini çok beğeniyorum. Fiziğini çok beğeniyorum. Çok kaliteli, çok klas bir kadın. Buradan kendisini öpüyorum. Ne sevgiler güzel. Gönderiyorum. Evet. Şimdi bir saldırıya uğradı haberimiz var. Bu son zamanlarda ünlülerin takıntılı olan hayranlarının yaptıkları artık buraya geldi. Yakın zamanda Aleyna Tilki'nin evine
hayranı güvenlik geçidini geçerek girdi. Şimdi Serenar Sarıkaya saldırıya uğradı. Çok özür diliyorum. Buyur. Güvenlik şeridini geçti diyorsun. Tellerden güvenlik... atlamış geçmiş. Görmüyor kamera hayır. Evin arka kısmını, sitenin arka kısmından kamera tellerden yokmuş. Kamera var ama o anda çok hızlı bir şekilde atlıyor tellerden ve sitenin içerisine geçiyor. Kapıya kadar gidiyor. Aleyna Çakır'ı tanıyorum. Hani pardon, Aleyna Tilki'yi tanıyorum diyor ve herkes çok korkuyorlar. Polise gidiyorlar falan. Kamera görüntülerinde o kadar rahatlıkla gidiyor ki. Şimdi de Serenar Sarıkaya'ya saldırıya uğradı. Arabasını tekmeliyor, hakaret ediyor ve evine girerken şoförünün yanında oluyor bu olay. Bunlar hep takıntılı hayranlar. Ece Erken hayranı nedeniyle yıllardır mahkemelik ve hiçbir şey yapılamıyor. Kanala kadar geliyor, evine kadar geliniyor. Ya artık, saplandı insanlar. Saplandı. Bu nasıl hayran? Sen madem hayranısın, arabasına tekme atıyorsun, hakaret ediyorsun siteye girerken, bu bence hayranlık olmuyor yani. Bunlara bence bir yaptırım yapılması lazım. Şimdi şöyle bir şey. Çok tehlikeli ve sıkıntılı bir durum. Haberi okur musun? Haberi ben okuyorum. Saldırgan aracı tekmeledi. Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araç eve giriş yapmak üzereyken takıntılı hayranı olduğu düşünülen bir genç tarafından tekmelendi. Çok ağır küfürlerle saldırıya uğrayan Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı ve çok korkmuşlar. Etiler Karakolu'na gidip de ifade vermişler. Bu arada bir gelişme var. Bu olayı duyan Umut Evirgen soluğu Sarıkaya'nın yanında aldı. 4 kişilik bir koruma ekibini ünlü oyuncunun evinin kapısına gönderdi. Bu arada da bir barışma sinyali söz konusu. Haberi okur musun? Umut Evirgen'in bak başlığı var orada. Ben okudum şu anda. Korumalarını gönderdi diyor mesela, anladın mı? Yani ben de onu söyledim. Hayır, 4 kişilik ekibi olarak korumalarını, yani koruma ekibini dedim. Evet. Koruma ekibini gönderdim. Umut Evirgen bir Emirgan'da işletmecilik yapan, hı hı, bir kişi. Tabii ünlülerde de çok adı çıkmış bir kişi. Hı hı. Tuba Büyüksü'ne de çıkmıştı. Hı hı. Serenay Sarıkaya'yla da ayrıldıkları tatil dönüşü biliniyordu. Ama şu an koruma ekibini gönderdiği için de bir barışma sinyali konuşuluyor. Herhalde bu tekrar ilerleyen günlerde barıştılar mı, ayrıldılar mı netleşecek. Peki, bunu paylaşırız. Burada benim hoşuma gitmeyen bir nokta var. Evet. Umut Evirgen denilen şahıs, kişi çok değerli bir insan olabilir. İş adamı, doğru mu? Evet, işletmecilik basın yapıyor. Basın mensupları, bak kişi çok iyi olabilir. Bu ne demek ya? Korumalarını gönderdi. Ya şimdi ben de işletmecilik yaptığı yani için, o kendi de Emirgan'da bir mekanın işletmeciliğini yaptığı için muhtemelen o mekanın koruma ekibini alıp göndermiştir. Onu yazacak. Evine. Korumalarını demeyecek. Koruma ekibi demiş. Evet, korumalarını gönderdi. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi Gülşah Saraçoğlu. Gündemden düşmeyen Gülşah Saraçoğlu. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen modacı Gülşah Saraçoğlu, Deha Bilimler ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti ilerleyen geçmiş günlerde. Yuva yıkan kadın olarak görülüyorsunuz diye bir soru soruldu. Neler söyleyeceksiniz sorusuna öyle bir şey yok, neden beni suçluyorsunuz diyerek ortalıktan kayboldu. Biliyorsunuz Deha Bilimler'le adı bir aşk dedikosuna çıkmıştı. Deha Bilimler evden kovulmuştu. Şu an herhalde tekrar inşallah eşiyle barışmıştır diye umut ediyorum ben. Gülşah Saraçoğlu da zaten polemiklerin kadını, modacılığından ziyade biz onu özel hayatıyla tanımaya başladık artık. Böyle bir şey yok, beni neden suçluyorsunuz diyerek gözlerden kayboldu ama biraz da hatanın onda olduğunu tanıyor musun Gülşah? Belirtmişlerdi. Peki. Gülşah Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz? Nasıl? Gülşah Saraçoğlu modacı. Peki. Modacı. Ama modacı kimliğinden ziyade özel hayatını konuşuyoruz. Bir kere daha iyi, çok eski tanırım. Yani evet. Deha olmadan önce Esra Ceyhan'ın programında, sevgiler gönderiyorum Esra ablama bu arada, orada şarkıcılık yapıyordu. Evet. O yıllardır beni Deha'yı tanırım. 10 yıldır da sahnelerde. Bir kere basın mensupları böyle bir şeyi haberini almadan veya orada bir kıvılcım olmadan bu haberi yazmazlar. Bu bir. Evet. İkincisi, ya Deha, senin çocuğun var, iki tane evladın var. Çok da güzel bir yuvası var. Çok da tatlı bir eşim var. Evet. Ya bu insan, Gökhan mıydı o, bir tane sevgilisi var. Gökhan Göz. Bir oraya gidiyor, bir buraya geliyor, bir barışıyor, bilmem ne yapıyor. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu insan zaten böyle şeylere alışık. Yani Gülşah Saraçoğlu dediğin hanımefendi, yani
İşte ben şunu söylemeye çalışıyorum. Lütfen ben bunu niye ben Kübra'dan veya arkadaşlarımdan rica ettim biliyor musunuz? İşte bu insan bence modacılıktan çok aşklarıyla gündemde. Tabii. Yani keşke çok güzel tasarımları var. Elbiselerini konuşsak. Buna giydirdi. Moda programı yapıyorsun. Ama ne evet. Güzel şeyler yapıyorsun. Tabii. Yani Türkiye'de işte magazin anlayışı maalesef bu. Şimdi evet. Cansu Tekin yarın bir tanesiyle yakalandı. Sana yemin ediyorum böyle sayfalar girer haberlerde. Ama Cansu'nun ben çok gördüm sosyal medya fenomeni denen insanlar televizyonlarda boy boy haber yaptılar. Evet. Tamamen ticari ilişkisi. Çünkü ben o kadının, kız çocuğunun nasıl sosyal medyada neler yaptığını görüyorum zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani önüne gelen ahbap çavuş ilişkisine döndü artık. Bunun için ben şunu söylüyorum. Sizden rica ediyorum. Yani ha diyeceksiniz ki ya amca, abi ne anlatıyorsun ya? Yani seni hiç duymuyoruz, duymayın. Ama yine söylüyorum. Bir gün öyle olacak ki bu dediğim her şey pat 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 önünüze çıkacak. Değil mi sevgili Derya Hanım? Evet aynen, devam edelim. Aynen. Şimdi son zamanların en çok konuşulan şarkıcısı Gülşen sessizliğini bozdu. Sen ne diyorsun bu kıyafetler konusunda? Şu anda biliyorsun sahnelerde bir iç çamaşır tarzında artık bir kıyafet giyilmesi başlandı. Mayo, iç çamaşır. Evet ama ben seviyorum. Yani herkesin kendi hayatı bana göre. Biraz abartılmadı mı sence? Yok ben mesela ilk hadisede onu görüyordum. Evet. Bayılıyorum ben. Ne kadar destekliyorsun, güzel diyorsun. Görüntü, evet. Şarkı değil mi? Birbirini destekliyor. Bence ileri görüşlü olmalıyız. Ama Gülşen bu son zamanlarda inanılmaz konuşuyor. Görmedim yani Gülşen'in ne giydiğini. Onunla alakalı bir eterimiz yok. Yani bir iç çamaşırı ve bir hani şöyle söyleyeyim. Alt üst iç çamaşır. Üzerine bir transparan bir file giydi. Ve hareketleri, duruşu yani çıktığı mekanda. Tabii ailelerin çoğunluk geldiği bir yer. O yüzden de artık İzzet Yıldızhan da yorum yapmıştı. Hani kilotla çıkmayın artık diye. O yüzden yerine göre davranmak lazım. Evet, Gülşen de sessizliğini bozdu bu konuyla alakalı. Eşiyle boşanma durumları söz konusu, evini ayırdılar diye iddialar vardı. Bununla alakalı konuştu. Diyor ki, mesleki hayatım boyunca her zaman ruhunu okumaya inandım. Müziğimin, bedenimin, zihnimin, kelimelerimin hep özgür ve bağımsız kalabilmesine gayret ettim diyor. Aynı zamanda da giydiği kıyafetler hakkında da söyleyeceğim şimdi ne söylediğini hemen. Çünkü bu çok tartışıldı. Ben bir anne, babanın kızı, evet bir erkeğin eşi, bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbirinin sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Kendimi ve kendime aitim diyerekten kendine yakıştırdığını ve kostümle kimsenin karışmadığını tamamen kendi hür iradesiyle sahnede olduğunu buyur, belirtti. Kıyafet var mesela ekranda var. Bu de, bu bir önceki bir de bundan sonra tamamen transparan giydiği bir kıyafet. O zaten olduğu için belki onu vermemişlerdir. Evet o yüzden o zaten çok fazla tepki aldı. Onun üzerinde bu yorumlar ve haberler çıktı ama o eşinin de karışmadığını tamamen hür iradesiyle sanatını icra ettiğini söylüyor. Tabii saygı duymak lazım. Kendileri peki. Çok laf söylemişler. Diğer magazin. Evet, söylediler. Vicdansız izleyiciler. Ya evet evet. Ama ya, çok kıyafetleri çok yakışıyordur. Mesela fiziği çok güzel. Özür diliyorum. Fiziği çok güzel Gülşen'in. Yani gerçekten bayılıyorum. O kıyafetler de yakışıyor ama bir tık bence son kıyafeti ve duruşları biraz abartı oldu ama en azından üretken bir şarkıcı. Çok da güzel şarkılar ama yazıyor. Ama keşke işte Avrupa'nın çakması olmasaydı. Yani bunu ilk biz yapsaydık yani. Avrupa'da birisi Beyoncé yapıyor veya Lady Gaga yapıyor veya işte evet. İsimleri yanlış telaffuz edebilirim çünkü çok fazla hani, anladın mı? Yani onlar yapıyor sonra onun çakmasını biz çıkarıyoruz yani. Şu an diziler de öyle Kadir. Yani yurt dışındaki platformlarda oynayan dizileri biz Türkiye'ye uyarlıyoruz. En çok da onlar iş yapıyor şu anda. Keşke o senaryoları kendimiz üretebilsek. Ben çok sevinirim yani. Peki. Çok bomba bir haber. Aşkları konuşulan nasıl gidecek, ayrılacaklar mı, iflasın eşiğinde ne olacak derken Hadise evleniyor efendim.
Evet. Hayırlı olsun. Tek taşını almış, takmış. Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine evet diyen Hadise bu güzel haberi sosyal medyada paylaştı. Yanlış, biz yanlış fotoğrafı paylaştık. Onu kaldıralım. Bir önceki sevgilisini paylaştınız. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Özür diliyoruz Hadise Hanım sevenlerden. Tek taşını gösteren ünlü şarkıcı altına bölümümüz şimdi yeni başlıyor. Notunu düştü. Biz de bakalım. Belki yılın düğünü olur bu sene. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben de şurada takılıyorum. Şimdi Hadise evleniyor. Evet. Hadise evlendiriyoruz. Evet. Hadise sonra o eşsiz dışarı çıkıyor. Acaba ayrıldılar mı? Efendim Hadise niye yanında yok? İşte böyle haberler çıkıyor. Geçen yani, trafikte yakaladılar mesela. Kafasını kaldırmadı, şapkası vardı. Niye mutsuz? Acaba kavga mı ettiler? Ben Hadise Türkiye'ye geldiği noktada vergi vermiyordu. Şu an vergi veriyorsa en büyük sorumlusu benim. Onu söyleyeyim. Yapıştım çok ya büyük bir rüzgar o zaman şey yaptık. Ankara'da çözdürdüm. Dedim ki Tarkan veriyorsa bu ülkede, Murat Boz veriyorsa o da verecek kardeşim. Veya mutlaka gidecek memleketinde bu sanatçılığı yapacak. Ve benim aslında en büyük noktam burası işte. Şöyle, buradan yönetimime çok teşekkür ediyorum. Patronumuza teşekkür ediyorum. Yani şu haberlerden sonra telefon açıp da işte başka yayınlarda, başka bir programlarda bunu kimse yapamaz. Yapan varsa göreyim. Yakın istiyorum kendimi. Yüzlerime gülerim. Yapan varsa göreyim. Yapamazsınız. Çünkü siz birilerinin evladısınız. Birilerinin kardeşisiniz. Birilerinin kucağındasınız. Bunu unutmayın. Ben kimsenin kucağında değilim. Çocukluğumu atlattım artık. Evet, buyurun. Bomba bir bu yorum kadar geldi. Söylüyorum abi. Evet. Peki. Hayırlı olsun diyelim biz Hadise'ye. Evet. İnşallah mutlu olur. Ne diyelim? Hakkında bu sene çok haberler çıktı. Şeytanın bacağını kırar. Bir daha da umuyorum kendisi için o haberleri duymamış oluruz. Kaçakçılıktan ceza yedi. Sebebinin ne olduğunu biliyor musun? Bu mevzunun ne olduğunu biliyor musun? Mevzu ne? Mevzu ne? Meriç Ezgi. Kaçakçılıktan ceza yedi. Sosyal fenomeni. Aynen, o da bir sosyal medya. Dün beraberdik de evet. Meriç İzgi. Ya, nasıl yani? Evet, bak sen, ben sana haberi burada bombayı oksun patlatıyorum. Be. Kaçak yollardan daha önce iki kez maymun almış. Tarım ve Orman Bakanlığı yasak olması gerekçesiyle hayvanlara el koymuştu. Hemen Meriç'i arıyorsun. Hemen arıyorsun Meriç. Uyuyordun şu anda. Uyuyor. Bir ara kanka, ne yapıyorsun de hayvan mı? Evet, haberi oku. Ama bu eski bir olay aslında yani. Ama o zaman yargı şu anda neticelendi. Olabilir. Maymunu vardı, evet. Şöyle bir şey, iki tane alınıyor, el konulduktan sonra üçüncü kez maymun alıyor. Onu bilmiyorum. Üçüncü kez maymun alan Meriç İzgi ve arkadaşı Elif Türkan sosyal medyadan hayvanla paylaşım yapınca olay ortaya çıkıyor. Bununla alakalı da haklarında yakalama kararı çıkartılıyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde polis çevirmesine takılıyor. Kaçakçılık suçundan hakkında 28 bin lira para cezası olan ve ödeme yapmayan çiftten genç kadın mahkemedeki ifadesinin arkasından serbest bırakılıyor. Ama ikili hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz gün tamamlanıyor. Bu yüzden yeni bir haber olarak gündeme geliyor. Evet. Ünlü fenomenin izinsiz olarak beslediği maymunlar nedeniyle kaçakçılık suçunu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 2 yıl 6 ay 10 yıla kadar 2 yıldan 10 yıldan da 6 aya kadar bir hapis cezalandırılması talep ediliyor kendisine. Ay inşallah öyle bir şey olmaz. Çok üzüldüm. Çok sevdiğim bir şimdi arkadaşım. Bak, Meriç İzgi miydi o çocuk? Evet. Niye? Evet. Tamam peki. Bu maymun beslemek yasaksa iki kez de sana bu ceza kesildi. Ama üçüncü bir şey söyleyeceğim. Alıyorsun ve paylaşıyorsun evet internette. Ama bence biraz hırsa dönüşmüş olabilir Meriç için. Ama yazık şimdi. İlk ben maymun için. Telefonu ver ben arayayım. Deneriz birazdan. Evet. Ben ilk gördüğümde Meriç'e gerçekten üzüldüm. Çünkü çok seviyordum maymununu. Tamam. Ve böyle kenetlenmişti yani, polisler ondan zorla aldı. Çok kötü, farkındayım. Hayvan senden alıyorlar. Ya mutlaka ama hayvan bahçeye geçen bir şey ya. Maymunu ben eskiden geliyordu buralarım, o kadar seveceğim bir şey ki. Öyle ama. Bir arkadaşım da vardı, gelip konuyordu, muzunu kapıyordu yani, bilmem ne yapıyordu. Benim fenomeni olmayıp maymun besleyen ya da işte. Sen maymun besliyor mu evde? Sende şey mi var, yılan mı var? Yılan var bizim hayatımızda. neden yani göz önünde olan insanların elindeki maymunlar alınıyor da diğer maymunlar neden alınmıyor? Ben de buna kızıyorum.
Yani eğer bir şey yapılıyorsa o zaman tam yapılsın yani. Sadece göz önündeki insanlara uygulanmamalı bence. Ama emin misin, bak diyor ki Tarım ve Orman Bakanlığı yasak olması diyor. Yani yasaksa sana da yasak, bana da yasak, herkese yasak. Tamam, ama bu sadece mesela şöyle atıyorum, bir insan kalkıp diyor ki ya işte Meriç'te maymun var. Bunu şikayetinde bulundukları için alıyorlar. Gidip Meriç'ten evet, alıyorlar. Evet. Ama şikayet mesela ben almazlar. Çok standart bir insanım. Evimde maymun besliyorum. Ama kimse gelip onu benden almıyor. Bu haksızlık oluyor. Aynı şeyi bana hepsinin şey söyledi. Hepsinin ya kontrolünü yapacaklar, hı-hı, ya da eşit davranacaklar. Peki bir şey sorayım. Türkiye'de maymun beslemek tamamen yasak değil mi? Yasak. Tamam. Ama besleyenler var. O sadece zaman kişi besin. Şikayet ettiğin noktada alıyorlar. Evet. Mesela hadise noktasında da, hı-hı, ben şikayet etmeseydim incelemeye çok girmiyormuş. Yani sadece sıralamaya sokuyorlar. Anladım. Ben şikayet ettiğim için böyle bir nokta oldu. Ben şunu söylemeyeceğim. Bu Meriç İzgi denen kardeşimiz 4 sene 5 senesi var bu çocuğun. Tabii tabii ben. Malatya'da bir imza günü yaptı. Babası bakıyordu menajerliğine. Evet. Evet. Ben o gün dedim ki bir telefon ettim. O gün o telefonda dedim ki bu çocuktan hiçbir şey olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Çok çalışkan. Bak şimdi onu bilmem. Eğer ki o kalabalığı yer yerinden oynamıştım Malatya'da. Onu devam ettirmek için basamaklara sağlam basmak lazım. Ekip çok önemli. Bak kaç yıllar sonra ilk defa duydum, o da böyle bir haberle. He, parayı kazanabilirsin. Ama onun basamak, ben onu sana söylemediğim, istediğim nokta burası aslında Cansu. Basamakları yavaş yavaş çıktığın noktada yapmış olduğun videosu, işte görüntüsü, paylaşımı insanları benimserse, yarın o platformlar kapandığı noktada sen hep önün açılır. Çünkü inanan bir kitle olur. Öbür türlü boş bir kitleye hitap etmiş olursun yani. Mesela bu sokaklarda röportaj yapan bir kırmızı kafa bir çocuk var. Semih mi? Ne onun adı? Kırmızı kafa mı? Mesela böyle değişik uzun saçlı kırmızı röportajlar falan yapıyor işte. Usturuplusuz sorular soruyor falan. O çocuk da mesela yani bunun devamını getirmek gerekiyor. Artık bakıyorsun bana diyorlar ki abi senin bu paylaşımlarından senden sen sosyal medya fenomeni bilmem ne olur. Ben karşımdaki insana eğer almış olduğu şeyi benden doğru kullanabilirse kullansın. Yoksa ben çıkıp da çok özür diliyorum maymunluk yapıp da para kazanacaksam olmaz. O zaman karşıdaki insanı yanlış yönlendirmiş oluruz. Ya öyle ama bu maymun için de böyle bir hapis cezası şimdi karar kesinleşti gibi suç işlediği belirtilmiş. Değer mi? Değmez. Bence Meriç kardeşine tamam, ceza de vermeyecek. Vermeyecekler. Geri atacak. Ben sana söyleyeyim. İnşallah da öyle olur. Genç bir kardeşimiz. Çocuğu hiç tanımıyorum. Ama o Malatya'dan sonra ben Türkiye'de işte birçok sanatçı Tan, Fatih Yürek işte bu gibi Hakan Altun ilk imza günü yapan insanım. Hakan Altun, Ali Şan falan. Orada bir imza günüyle alakalı o çocukla konuşayım dedim. Yani uslubunu belki hani o anda yoğundur falan dedim ki ondan bir şey olmaz. Yani sonuçta basamakları yavaş yavaş çıktığın noktada en tepeye çıkarsın. Bir gün bir bakarsın uçurumdasın. İşte bu kadar emek verdikten sonra böyle bir şey için de hani değil mi? O emeği heba etmeye gerek yok. Bütün yani sosyal medya fenomenleri para kazanıyor mu sence? Hayır. Vergiyi veriyor bu. Hayır. Hayır şu yani. Şu an Instagram'da biliyorsun bir video paylaşımından sonra ekip olması gerekiyor. Bir iki tane kişi olman yanında gerekiyor. Muhasebeyle alakalı bir tabii. bilmem ne şey yapma, onun vergisini vermen şart. Tabii. En yakın zamanda da diğer platformlara da onu yapacaklar inşallah. Çünkü Türkiye'nin gündeminde birçok gündem olduğu için. Yok zaten şu an vergi vermeyenlere vergilendirme çıkmaya başladı yani. Evet. Senin bir meblağ karşısında mı? Her ay düzenli diyelim ki atıyorum bir meblağ kazanıyor. Bir meblağ geçerse mi vergilendirme yoksa meblağ ne olursa olsun mu? Meblağ ne olursa olsun. Değil mi? Ben bir ara yani mesela kimse şey yapmıştım. Kaçamaz. Çünkü kim şimdi atıyorum sigorta yok, çalışmıyor. Ama sürekli bir yerden yüklü bir şekilde para akıyor. Hı hı. Yani ufak meblağlarda işin sosyal medya. Onlar da hesaplar mı inceleniyor? Tabii hesaplar incelemeye alınıyor. Değil mi? Gelen noktalar. Biraz bekletiyor. Bekletmiyor. Şöyle söyleyeyim. Çok level üstü olanları takibe başladılar.
Tamam. Diğerleri devam ediyorlar. Onu bekletiyor. Hani ne oluyor? Durum nereye gidiyor? Nereden geliyor bu akış falan derken. Sen bilmeden aslında senin hesaplarını incelemeye başlanıyor. Evet. Sonrasında zaten böyle çıkıyor fotoğraf. bir anda. Nagihan bir şeyi paylaşmıştı. Ondan sonra biz hani barter olayı noktası vardı. Direkt bize şey yaptılar ama biz vergimizi veriyoruz zaten. Tabii. Ondan sonra zaten yeni bir kozmetik noktasına girdi sevgili Nagihan Karadere. Bu arada Survivor'da oylarınızı gönderin tabii ki. Kozmetik sektörüne girdi. Tabii kendi ürünlerini çıkarttı. Ve şimdi o burada yok, kim ilgilenecek? Sevgili üretim müdürümüz var Suat Bey. Suat Genç, o ilgileniyor. Ama şu var, çok büyük bir market grubunun internet sitelerinde satılıyor zaten. Başladı değil mi satışları? Tabii. 12-13 tane ürünümüz var. Ama Nagihan mesela diğer insanlar gibi bana ürün yapın diye o gitti. O işi öğrendi. Biliyor nerede, içinde ne var. Hangi kilogram var, bilmem ne var. Hepsini öyle çıkardık biz. Çünkü ben 2 ay sürekli o işte koşturdum. Güzel bir şey çünkü. O sektör farklı bir sektör. İnsanlar kafalarına ne sürüyor. Yakında da ben kendi markamla alakalı bir şey çıkarttım. Ben de çok istiyorum ama tabii. Destek istiyorum çünkü neden? Evet. Kalıcı olması için bir şey yapacağım inşallah. Böyle anı kalması için. Onunla karar vermedim, bakacağım. Onda zaten desteğinizi bekliyorum. Hayırlı olsun inşallah, güzel işler olur. Hayırlı olsun. Mağaza mağaza gezmekten kurtulduk. Ne güzel. Kurtuldu. Türkiye'nin megastarı Ajda Pekkan. Mağaza mağaza gezip sahne kıyafeti aramaktan yorulan ve bu süreçte yakın temastan çekinen Ajda Pekkan, Bahçeköy'deki lüks villasında yeni bir düzenlemeye gitti. Ne yaptı bu düzenlemede? Sanatçı evin alt katına dikimhaneye çevirdi ve çok da güvendiği bir terziyle anlaştı. En güzelini yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Geç bile kaldı bu bence. Bu arada gelecekteki ben Ajda Pekkan olabilirim yani. Hayranı mısın? Evet. Bayılıyorum. Yani şu yakından takip ediyor muyum? Hayır. Bakar mısın? Ama şey, böyle yaşlandığımda onun gibi olmak isterim. Kim istemez ki? Ben yılbaşı akşamında gördüm. Çıktı sahne kostümünü, saçını falan. Orada ben onu canlı değil de hani bir Barbie bebek hareket ediyor gibi, değil mi? Pembe de çok yakışmış. Evet. Çok ya, doğal bir kadındır. Gerçekten ya. Çok fazla tanımıyorum ama. Doğal da demeyelim mi? Yo çok şöyle samimi doğal. Samimi diyelim. Yok ben fiziki anlamda demiyorum. Konuşma tarzı, evet, yüreği. Mesela bir Türkan Şoray şurada otursun. O büyüyerek küçülenler var ya, onun gibidir yani. Eski insanlar öyle yani. Türkan Şoray sultanımız, gerçekten ben çok seviyorum. Sen böyle bir şey düşünür müsün mesela, çok alışveriş yapsan? Ben geç kaldığını bile düşünüyorum. Derya Yapanel dikim evi. Yok mu dikim evi? Yapan eller hazır. Dikim evi veya Cazide'nin dikim evi. Yapan, ama bak soyadım da tutuyor. Yapan eller. Yapan el soyadım da. Evet. Mesela niye? Seninle şöyle bir proje yapalım mı? Giydiğim birkaç kıyafeti anlatabiliyor muyum? Bir derneğe bağışlayalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben yapıyorum öyle şey. Yani söylemek istemiyorum ama bak beni çok yazmışlar bana. Hayır ben bilmiyordum ki. Öncesine sordum ama bunu yaptığın zaman bunu mutlaka söyle. Çünkü senin artıların bunlar. Yani birilerinin hoşuna gider, birilerinin hoşuna gitmez ama senin için önünde yolsu elektrik olarak geri dönüyor sana böyle şey. Ya ben örnek olsun amaçlı söylüyoruz evet, bunu. Evet. Terlemişsin sen kız. Ben ya. Evet, avuçlarım terledi. Evet, kızım benim. Hadi. Ben küçükken babamın parasını yemeyi çok severdim. Lisedeyken de böyle kitaplar aldım. Liseyi 5 senede bitirdim. Hiçbirine dokunmadım. Tertemizdi, kitap, defter. Onların hepsini sosyal medyaya ilk başladığımda çok yazıyorlar. İşte abla şu lazım, bu lazım, o lazım. Hani ben okumak istiyorum, ben yapmak istiyorum. Elimde olan her şeyi çıkarttım. Yine almak isteyenlere, şimdi para yardımı yapıldığı zaman ne yöne kullanacağını bilmiyorsun. Aynen öyle. Ama doğru. İşte bir yayın ismi söyleyip ya bu kitabı istiyorum diyor. Tutamıyorsun kendini. Cevap veriyorsun. Yapmak istiyorsun çünkü. Bir de nokta atışı. Bir şey, tam ihtiyacı olanı evet, yapıyorsun. Bir şey başarmak istiyor karşındaki insan. Ya da gerçekten bir şeye ihtiyacı var. Kullandığım uygulamalardan, mecradan ötürü. Süper. Bak söyleme, öğrendin artık. Sürekli, evet. Sürekli kıyafet alan bir insanım. Ya bir iki kere giydikten sonra üçüncüye giyemiyorum mesela. Tabii. Öyle bir sıkıntı var. Kıyafetlerimi ayırıp işte bölüştürüyorum böyle.
Bakıyorum takipçilerime. Yazan çok oluyor zaten. Yani buna ihtiyacım var. Şurada yaşıyorum, çok üşüyorum. Ya da işte burada yaşıyorum, işte yurttayız arkadaşımla, şöyleyiz, böyleyiz, öğrenciyiz gibi. Böyle insanlara yardım ediyorum elimden geldiğince. Ama bunu işte anlatmayı ya da söylemeyi sevmiyorum. Biz örnek olması için anlatman güzel oldu. Örnek hani, evet. Aha. Böyle ihtiyacı olan insanlara evde duracağını. Bazı örneklere tabii. Örnek olsun, onun için söylüyorum. Gönderesin yani. Evde tutmayın eşyalarınızı. Gerçekten ihtiyacı olan insanlar var. Paylaşalım, paylaşımcı olalım yani, hep bana hep bana. Mesela tabii ben yakında bir proje yapacağım. O projenin, çok duyarlı bir davranış. O projenin başında senin olmanı çok istiyorum. İstanbul Şehir Gazi Aileleri olarak biz yurt Türkiye'nin her tarafında, doğuda yaşayan çocuklarımıza kitap göndereceğiz. Bir ablamızla beraber onu istişare yapıyoruz. Ve giymediğimiz elbiseleri, noktaları göndereceğiz. Burada senin olmanı çok isterim yani. Ben de çok isterim. Onunla alakalı, Derya'cığım sen de tabii ki hayatım. Bununla alakalı sevgili İlyas Çağlayan'a da söyledim. Nilay ablam, canım benim, yüreği yani güzel insan. Yani yardım etmek istiyorsanız kıyafetlerinizi bana paslayabilirsiniz. Efendim? Kıyafetleri bana paslayabilirsiniz. Ne yapacaksın onları? Giyeceğim. Belki ihtiyacım var. Ay. Her gün alamıyorum. Yani her gün programa giriyorum. Ya yapan ele film kıyafetlerini. Ben şimdi Sedat Çam var benim çok her sevdiğim. Her gün programa kardeşim. Geliyorum lütfen. Ben nereden bulacağım? Aile beni seyrediyor. Sedat, Vedat, işte Fikret Çen, İsmail Doğan. Arkadaşım şimdiden AVM'den arkadaşa yardım paketini açın. Evet yani her gün ne giyeceğim, ne bulacağım, değil mi? Senin kıyafetlerden gönder. Evet. İncecik kadın benim kıyafetlerim. Kadına bol gelir. Arkadan pensleri. İyi dinle. Ama bir kabul şey ettim, bir de keşke aldım bize vardı. Hayırdır. O kadar ihtiyacım var düşün yani. Yapıp da, yapmak istedip de, isteyip de yapamadığın şey var mı? Allah'ıma şükürler olsun ki yok. Kalbim temiz olduğu için Allah'ım hep bana. 22 yaşında çocuğa görüyor musun? Neler söylüyor ya. Ama sen 50 gibi falan duruyorsun böyle düşüncelerin falan yani. Hep öyle söylüyorlar bana. Ya ama ben hep değil, ben onlardan değilim yani. Hep söyleyenler o zaman orada kalsın. Ailemi yetiştirmesiyle alakalı ya. İşte. Ben ona inanıyorum. Ama biraz daha frenleyeceğiz seni. Mesela. Mesela. Yani böyle çok kendinsin. Evet. İnsanları hep kendin görüyorsun. İyilik meleği gibisin. Evet öyleyim. Ben karşımdaki insana iliğimi, kemiğimi, her şeyimi veririm yani iyilik ama işte konusunda. Herkese yani bunu verdiğin her yok. Şey yaparım. Canımın ama içi. Bunlar daha herkese küçük öğrenecek. Evet işte. Biraz gibi, daha yolun arkaya. Şimdi bak, benim bir gibi büyükler söylediği zaman eğer ki beni örnek demeyeyim de İşte tecrübe dedim söylemek ya ben. Söylemek de olmayacak. O evet. Yaşadıkça anlayacak. Yaşadıkça çünkü anlayacak. Onun bak kalbi temiz ya. Şey iyi niyetli ya. Canım çok benim, zor. Türkiye'de çok zor. Bu kadar şeker bir kız yaşadıkla anladığı zaman 45 yaşına gelir. Az sonra. Neler yapıyorsunuz? Valla neler yapıyorum. Az sonra. Evlilik ve çocuk istiyorum. Az sonra. Peki gece alemi, kulüpler, sahneler nasıl? Mevzu ne? Az sonra TMB'de. İyi niyet. Evet, reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız. Magazin turuna devam ediyoruz. Hem güzel takipçisi olan fenomen, sosyal medya fenomeni Cansu Tekin de bize yorumlarda katkıda bulunuyor. Şimdi yeni bir habere geçiyorum. Şimdi özür diliyorum. Az önce dedin ya mütevazı olamayacağım. Bazı işte akımlarda, videolarda falan çok çok iyiyim diye. Mesela ben Hande Aras işte eski partnerimdi. Şu an DJ'lik yapıyor mesela. Bugün de bu haftada Mertcan Boylu işletmeci çok sevdiğim bir kardeşim var. Onun mekanında çıkacak. Yani bazı şeyleri tükettiğin zaman önüne baktığın zaman mesela eskiden şöyle bir şey vardı. Yarışma programında kadın kuşağı işte evlilik programlarına çıkan insan ne yap? Bazen böyle karşıma çıkıyordu. Sen ne iş yaparsın dedim. İşte bilmem ne şeyde mankenim. Yani manken dediğin insandan anten olmaz. Yani diyorum senden anten olmaz diyorum yani. Dur, televizyonun arkasına anten koysan olmaz. Yani bu gibi şeylerde DJ hepsi böyle bitti yani. Anlatabiliyor muyum? Ama doğru bir şey yaptığın noktada fark ben sana özellikle de ne dedim? Hani seninle aslında çok şeyi paylaştığım zaman hani ben 30 senedir bu işin içindeyim, işletmecilikte yaptım, noktayı çok iyi biliyorum. Sadece ben bir abin olarak
sana bunu 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 söylerim. Çünkü ben gece alemini çok yüksek yaşayan, bütün gece işletmeci dostum, arkadaşım, kardeşim olan insanlar. Mesela benle bir gün bir yere git, ki sen gittin biliyorsun, nasıl karşılandığını gör. Yani dış kapının dış mandalı gibi değilsin. Ben mesela Ehsan'la, bu arada geçmiş olsun kendisine, hastaymış. Kardeşim de röportaja gidiyorum. Birazdan da Nilay Dorsa röportajına gideceğiz. Evet. Az sonra. Ve beni öyle bir karşılığı var ki, ben şunu söylüyorum. Mekanlardan para aldığın süre içinde kapıdaki bekçi olursun. Ama kendi yapını tuttuğun, kaliteni, kariyerini, o yaptığın işi gerçekten doğru yaptığın süre içinde oranın aslanı olursun diye diyorum. Buyurun. Doğru, çok doğru. Haberimize geçiyorum. Buyurun efendim, buyurun, buyurun, buyurun. Yeni magazin haber. Şarkıcı Özgün bir açıklama yaptı efendim. Ben katılıyorum kendisine. Kötü ben seslerin kıymet görmesi can sıkıcı dedi. Bir kesim var, anlamaktan çok popüler olanı takip ediyor. Karşısına çıkanı, ona sunulanı dinliyor. Popüler olduysa bu iyidir diyor. Sevgilisi reklamına, YouTube listesine bastırıyor parayı ve şarkı veya şarkıcı popüler oluyor. O zaman da insanlar şarkı tuttu zannediyor. Bu arada iyi şarkılar kaynıyor dedi ki ben buna çok katılıyorum. Gerçekten. Cansu katılmıyor musun? Bu laf bizim camiaya biraz. Yakın mı? Evet yani şu an bizden çıkan her parça... Değil mi? Çok alıyor kendini gidiyor. Ama TikTok da olayı patlıyor. Fatih evet, Bulun evet, Geceler şarkısı. Evet. Bak ben Fatih Bulun basın danışmanı yaptım. Fatih Bulun Geceler şarkısından sonra bir tane daha şarkı olmadı. Bir olmadı. Tane. Şimdisi de yaptı. Olmadı. Yani ölme şeyim ölme. Yani insanlar Maslak'ta çok kaliteli bir yer var. İsmini söylemeyelim. Aynen. Hayatta kimsenin çıkamayacağı yere ben Fatih Bulun'u iki kere çıkarttım. Yani sosyetenin olduğu yerde ve insanlar onun şarkısına, ben her zaman şunu söylüyorum. Şimdi ben hafta sonları rap trembi yapan, işte o trembi nedir işte, trap yapan bir radyoda hem Volkan Can kardeşim, Volkan Kandaş'la beraber ortağız, hem de hafta sonları 16-18 yayın yapıyorum. Ve Türkiye'de ilk defa olan bir radyoyu yaptık biz. Ve inanılmaz da dinleniyor. Ama bakıyorsun ben oturup da o şarkıyı, sözleri dinlemem. Ya. İşte bu yüzden de gerçek sanatçılar artık biraz elini ayağını çekti. Özgün doğru evet, söylüyor. Bu gerçekten arada Özgün'ü çektiler. De çok severim ben. Albüm, çok da değer verdiğim bir kardeşim. Z kuşağı derken biraz bundan da bahsettim evet, aslında. Evet, aynen dediği doğru. Yani gerçek sanatçılar artık elini evet. ayağını çekti. Ne yapsak olmuyor diyorlar. 1-2 milyon dinleniyor. Evet, kalıcı bir kitlesi var. Ama bugün sosyal medyada 1-2 yıllık olan bir insan bir şarkı çıkartıyor. 80 milyon ya. YouTube'da. Sen emek veriyorsun, stüdyoya giriyorsun, ne şarkılar yoruyorsun, ona göre maddi harcamalar yapıyorsun, çıkış yapıyorsun, ismin tanınıyor ama sen yoksun. Sana ama bir şarkı mı yapalım? Sosyal medya fenomeni aynen talep görüyor. Ama bir şey söyleyeceğim, bak şimdi. Artık şarkıların altını her türlü bilgisayarla oynuyorlar. Ya. Onu oynuyorlar, da, efekt yapıyorlar tabii, mixliyorlar. Ya yani, evet. Öyle. Evet. Ses yok ki, mix diyorlar, sesi bangır bangır açıyorlar. Tabii o zannediyorlar ki ooo volüm çok yüksek çıkıyor, oktavı çok yüksek. Öyle bir şey yok. Yani ben şunu söyleyeyim, yani sen bile bunu yapsan ki şarkı mutlaka yapacak, öyle bir kafanda olay vardı. Ben belki senin için erken, daha erken şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Şunu söylüyorum, erken. Hani ben şunu söyledim, az önce dedim ya, ailen en büyük, senin destekçin ailen, abin. Hı. Bak ne güzel seyrediyormuş. Onun da yürek, Ceyhan mıydı ismi? Can. Öpüyorum seni canım sevgiler. Kardeşim. Bir abisi olarak ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen ve senin gibi yaşında olan insanların atmış olduğu videolarda yarın pişman olmayacağın bir noktanın videosunu veya paylaşımını yapman gerekiyor. Babam beni bu konuda her zaman uyarır. Şey der, ben sana hiçbir şekilde karışmıyorum. Hayat senin hayatın, dilediğin gibi yaşayabilirsin. Ama yarın evlendiğinde bu videolarının kocanın karşısına çıkacağını unutma Cansu'cum der. Konuyu kapatır. Ben çok o yüzden zaten iyi niyetliyim ama aklı başında bir insanım. Yok ben sana... Yani ne oldu geçenlerde? Ya, kendim için söylemedim yani bilincinde bence. Hayır, ben zaten senin iyi niyetini görmesem seni bak geçmişe bak. Senin videolarını beğenen insan benim yani. Hı-hı. Bak görürsün zaten. Yani bana kalkıp da bir şey katmıyorsun ki. Ama baktığım zaman
gerçekten çok şeker bir kız kendi çocuğu. Kendi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok iyi niyetli bir şekilde kendince ama bir şeyler yapmaya çalışıyor. Doğru yapanlar var, ve yanlış yapanlar yapıyor var. Ve tabii. En güzel, en alıcı nokta aslında sizlerde ekibin çok iyi olması. Yani Aleyna Tilki dediğin hanımefendi, hı hı, önderlerle bizim işte o Vatan gazetesi falan vardı, işte şimdi kapandı. Orada magazin müdürü vardı, işte Önder, soyadını unuttum, müdür yardımcısı unuttum. Çok özür diliyorum Önder'cim. O ekip de insanlarla yola çıktı ve Karasu Festivali'ni ilk ben sunmuştum. Yani yer yerinden oynamıştı. Ama Aleyna artık saçmalamaya başladı. Yani Aleyna bile saçmalamaya başladı yani, anlatabiliyor muyum? Yanlış yönlendirme ekip de olabiliyor. Ekip çok önemli. Tabii yani yanlış yönlendirme. Anne Hava Hanım, çok seviyorum seni, Karadenizlisin ama bu kadar kendini ön plana çıkartma. İki tane kızım var. Yani en çok Hava Hanım görmeye başladım zaten. Yani çok ben, anlatabiliyor muyum? Artık sosyal medyayı insanlar hangi saçmalıkta nasıl kullanayım noktasında ön plana atıyorlar yani. Ben aynen, yine söyleyeyim, şu işi yapmasam ne telefon kullanacağım ne sosyal medya kullanacağım. Ama doğru bir şey de, ben Cansu'nu söylüyorum. Ne de babadı ne diyor? Kızım diyor, bak böyle 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 yaptığın zaman böyle 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 bir noktasında bu karşına çıkacak diyor. Bu arada bizim Nilay Dorsa röportajımız hazırsa onu verelim isterseniz. Eğer hazırsa benim rejiden rica edeyim. Teşekkür ediyorum. Nokta şu, doğru bir şey yapmak. Yani benim de çocuklarıma en çok söylediğim şey bu. Kızım ne olursa olsun doğruyu konuş. Hı hı. Yani yarın senin yalanını yakaladığım zaman babam da baban da olsam, anladın mı? Çocuğum da olsa bu, anlatabiliyor muyum? Ona karşı bir kırgınlığım olur. Ve biri 21 yaşında, 16 yaşında. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Annelerine teşekkür ediyorum. Ne güzel. Hiçbir yalanın daha şu ana kadar görmedim. İnşallah. Duymadım, yakalamadım yani. Bir magazin haberine devam edelim. Sonra Allah bozmasın yani diyelim. Allah kimsenin çocuğunu kendiyle alakalı sınamasın. Ama cennet annenin ayakları altında olduğunu unutmayalım. Anne babayı lütfen üzmeyin. Üzerseniz hiçbir şeyiniz iyi gitmez, onu da söyleyeyim. Annem arkada böyle dinliyor. Amin. Ama doğru bir şey söylüyorum hayatım. Öyle. Yani ben şimdi bir senin bir abin olarak yani sana bunu söylüyorum. Yani beni dinlersen sen kazanırsın. Ben bu aleme silliğe tokat atmış bir adamım yani. Beni bozamadı. Niye? Duruşum olduğu için beni bozamadı yani. Yoksa ben en kral iş adamına gidip her türlü şeyi de yapar otururken ayda 2 trilyon para kazanırım. Ama niye? Ne ahlak kalır, ne aile kalır. Ölelim daha iyi yani. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Çok tatlısın, çok şekersin. Çok enteresan bir haber paylaşacağım şimdi. Koronavirüsüyle alakalı. Peki, mevzu ama ne? Geliyor mevzu. Mevzu ne? Bakalım ne oldu? Kendisine bilerek virüs bulaştıran Hana Horka hayatını kaybetti efendim. Evet, yanlış duymadınız. Kendisine bilerek virüs bulaştırdı. Çekya'da halk müziği şarkıcısı Hana Horka 57 yaşında bazı kısıtlamalardan muaf olmak amacıyla bilerek koronavirüse yakalandıktan sonra sosyal medya hesabından iyileştiğini duyurdu. Ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ay inanmıyorum. Değil mi? Ay şaka gibi. Yani muaf olmak için koronavirüs bulaştırır mı insan kendine ya? Böyle bir şey yapabilir misin? 2 gün sonra da vefat ediyorsun. Başsağlığı diliyoruz kendisine. Allah rahmet eylesin tabii de. Hani insan artık ölüme de bile bile gitmez değil mi? Türkiye'den dünyaya açıldık arkadaşlar değil mi? Ama koronadan dolayı mı ölüyor yani? Tabii tabii. Belki de iyileşmemişti sonra hani tam olarak. Hmm. Ama 2 gün sonra hayatını kaybettiyse. Evet. Sevgili korona, Sayın Bakanım Çekya'nın ve Büyükelçisi evet, Egemen Bağış ailesine de çok sevgiler sunuyorum. Egemen Bey'i çok seviyorum. Ailesine sevgiler. Her zaman bana söyler. Der ki senin 15 Temmuz'daki duruşunu hiçbir zaman unutmuyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Evet, şimdi Nilay Dorsa'nın röportajı hazırmış. Hadi bakalım. Geçtiğimiz günlerde Taksim'de Nilay Dorsa sevgili, neler söylemiş? Kardeşimizin mekanındaydı. Bakın size neler anlattı. Hemen
Ay şey oldu. Efendim bu akşam gerçekten çok güzel bir insanın sahnesindeyiz. Taksim'deyiz. Dine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? Ben hasta olacağım yalnız. Nasıl yani? Sokaklarda röportaj. Sana bir zaten şey olmaz. Hastayım, sesim kısık. İnan neler yapıyorsunuz? Valla neler yapıyorum. Yeni bir tiyatro oyununa başladım. Seni Gidi Beni. Oyunumuzu herkesi bekliyoruz. Turneye çıkacağız seni şimdi. Seni Gidi Beni kimler var? Ne var? Tiyatronun içeriğinde ne var? Sevgili İpek Tanrıyer var. Arzu Yanardağ var. Nami Esatgil var. Murat Tavlı var. Zeynep Çin var. Bu benim 3. ya da 4. oyunum. Yakın bir zamanda turneyle beraber bütün Türkiye'yi gezeceğiz. Şu kadar bize özel bir şey verebilir misin? İçeriğinde ne var? Oyunun nereye geldi? Komedi, iki perde, o kadar. Sizdeki karakter ne? Sizin karakteriniz onlar ne? Sürpriz. Biraz şaşıracak insanlar. Peki şarkılar, pandemi durdu, şarkılar da mı durdu? Pandemi yok, artık yok, böyle... Durmuyoruz, durmuyoruz, yola devam. Ama şimdi inşallah yeni bir single çıkartacağım. Ocak sonu, Şubat başı gibi ona hazırlanıyoruz. Ama sürpriz, yani nerede çekeceğimiz klip henüz daha belli değil. Bakacağız. İnan, Türkiye'deki müzik noktası hangi noktada? Valla rap müzik şu anda çok revaçta. Var mı öyle bir düşüncem var mı? Biliyorsunuz. Evet var, öyle bir projem de var. Tek sonuçta yani düet projemiz de var, tek başıma da var. Trendi yakalamak lazım her zaman. Güncel şu an dönem neyi gösteriyorsa bizler de onu yapacağız tabii ki. Valla güzel gidiyor. Özlemişiz. Hepimiz özlemişiz. Bir yıl, bir buçuk yıla yakın yaklaşık hepimiz evlerde oturduk. O yüzden hakikaten ben de sahneyi çok özlemişim. Şu anda güzel gidiyor. İnsanlar artık aşılardan sonra dışarı çıkmaya da başladılar. O eski korkular da kalmadı. Ben de 3 tane aşımı oldum. Buradan herkese mesajımızı yollayalım. Herkes aşısını olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Lütfen aşılarımızı ihmal etmeyelim. Evet, evet. Var inşallah. Ben de tabii ki bir evlilik ve çocuk istiyorum. Ama ona bir türlü cesaret edemiyorum. Özellikle bu kadar kötüleşen dünyada. Hani insan böyle bir durup düşünüyor. Kısmet diyelim. Beyazları hep giyiyorum ama hep bir mesaj, sübliminal mesajlar çok gidiyor evrene ama daha bir şey yok. Daha tık yok. Çok kısa zaman önce Van Belediye'den hayvanları çok sevdiğini kısırlaştırma noktası vardı. Ve birçok sanatçı tepkisini... Dondum şu anda, evet. Nilay Doğrusu'na donarak röportajda hayatına son verdi. Neler söylemek istersiniz? Valla hayvanlara yapılan her türlü şiddete karşıyım. Hayvanları ben de çok seviyorum. Çünkü tüm evren, doğa, hayvanlar ve insanlar üzerine kurulu. Bu sistemden birisi eksik olursa dünyanın gerçekten hiçbir tadı tuzu olmaz. O yüzden gerek hayvanlar, gerekse doğaya her zaman sahip çıkalım, her zaman söylüyorum. Siz de sahneye gelin. Ben artık gideyim değil mi? Doğum. Evet, buradan da Ferdi Aydın ekibine teşekkür ediyor. Nilay Dorsan'ın çıktığı mekan. Nilay Dorsa da benim çok eski arkadaşım. En yakın zamanda da programa konuk gelecek inşallah. O da güzel mesela bir klip çekti. Phuket'te çekti. İnanılmaz güzel klipti. Hala anlatı onu bitiremiyoruz tabii ki. Var mı magazin haberlerimiz? Var. Devam ediyoruz. Buyurun efendim. Çok sevdiğim bir dizi oyuncusu, sinema film oyuncusu, tiyatro oyuncusu Asuman Dabak bir açıklama yaptı. Şahsen ben de tabii şahit olduğum durumlar söz konusu oldu bu konuyla ilgili. Hemen haberine geçeyim. Ünlü oyuncu Asuman Dabak, Türk sinemasında alkol ve esrar üzerine bir dünya kurulmuş durumda. Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanıyor ki inanılmaz dedi. Esenyurt Boğaziçi Okulları tarafından düzenlenen bağımlılık paneline konuk olan oyuncu Asuman Dabak, Türk sinemasında alkol ve yasaklı madde üzerine kurulmuş bir dünya durumda. Ne olacak canım? Herkes kullanıyor mantığı hakim. Yozlaşmış toplumda biz sanatçıların da payı var dedi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi ben şunu söylüyorum. İçişleri Bakanlığı göreve çağırıyorum. Gerçekten ben katılıyorum. Ben setlerde olan biri olarak. İçişleri Bakanlığı Sayın Süleyman Soylu'yu göreve çağırıyorum. Neden? Böyle bir oyuncu bunu söylediyse Asuman Dabak bence neresi olduğunu da söylemesi gerekiyor. Ya çok, belirtemez çok, isim çok, tabii de. Kötü bir zor. Şey bu. Ben şahsen setlerde nokta. Olan biri olarak şahitliğim de var yani bu konularda. Biz kullananlar bunu tarafından. Bunu sorduğun zaman, söylediğin zaman tabii. Sana sorarlar niye açıklamıyorsun diye. Olmuyor işte, bir kişi değil ki, kaç kişi, hangisini açıklayacaksın? Yani sonuçta gerçekten ciddi oranda kullanma oranı söz konusu. Biz yani o kafalarla bir seti 100 kere de çektiğin oluyor, 1 saat de çektiğin oluyor. Evet, o konuda katılıyorum. Dizi yani. Seyrediyor musun? Hiç seyretmiyor musun? Yani günün nasıl geçiyor onu söyleyeyim sana.
Şimdi program bitti burada. Ne yapacaksın? İlk defa güne bu kadar erken başladım. Bundan sonra çok zamanım var. Alışverişe gideceğiz annemle. Annene mi alacaksın şeyler? Yok, ev alışverişi. Anladım. Öyle normal gündelik alışveriş. Sonra yine vakit çok kalıyor. Yemek bilmiyorum yapıyor musun? Yani. Yemek. Yemek yapmayı biliyorum ama yapmıyorum. Ne yapıyorsun? Vakit bulamıyorum. Dediğim gibi ben sabah yumurta kadar oturup akşama kadar yumurta kırmayı biliyorum ama yemiyorum. Sevmiyorum. Cansu, her gün bir tane video koyuyor musun? Atladığın günler oluyor mu? Atladığım günler illaki oluyor. Çok yoğun olduğum günler oluyor. Yani stok aslında çok yoğun. Bir laf var ya, şimdi stok yapıyoruz. Evet. Stok yapıp paslak diyoruz aslında. Değil mi? Stok yapıp 3-4 tane çekip o hafta rahat edip tek tek yayınlayanlar da var. Evet. Yapıyor musun böyle yoksa? Yapıyorum. Bazen zaman olmuyor, yetmiyor. Tabii. Değil mi? Aslında zaman var düzenli yaşadığın takdirde. Ben bugün saat 8'de kalkıp sporuma gidip ondan sonra evime gelip işlerimi halledip sonrasında videomu çekip yayınlasam aslında çok zamanım var. Ama bunu yapamıyorum. Biraz niye tembellik var. Niye gece yapıyorsun? Gündüz de yapabilirsin. Gündüz Işık de yapabilirim. Mı yoksa güneş ışığı mı etkiliyor seni? Yok, yani gece de çekebilirim. Heyecan gündüz de çekebilirim. Heyecan gel, tembellikle alakalı. Yani annemle bugün yolda gelirken konuşuyoruz. Diyorum ki yani güzel işte. Okula gidiyor çocuklar falan diyorum. Ben de bu zamanlardan bugün yaşadım. Tatil ay Allah aşkına Cans dedi. Kaç kere gittin ki okula uyumak falan dedi. Doğru söyledi o ya. O zaman da öyleydin. O zaman da öyleydim. Hala uykuyu öyleyim. Uykuyu seven birisin o zaman. Çok bu değişmez. Çok seviyorum. Of yani ne yapacağım bu. Peki mesela gündüz işte uyuyorsun. Akşam böyle rağbet hani akşamın karanlığı çöker ya insana böyle bir ağır. Çökmüyor bana yok. Çökmüyor. Akşama kadar uyuyorum zaten. Gün ondan sonra başlıyor bende. Yo sen ışık gibi olduğun için gündüzün ışığı sana yüreğine dokunuyor. Vay. Öyle mi? Eskiden vardı ya bir program vardı öyle. Kız çocukları çıkardı. Erkekle beraber güzel şeyler söylerdi. Aşk kapıyı mı çaldı? Kapıyı aşk mı çaldı? Öyle bir şey. Bu arada Hande Aras teşekkür ediyorum kendisine. Başarılar dedim. İnşallah bu akşam müsait olursam geleceğim. Bizi de paylaşmış. Hı hı. İşte doğru bir şey yaptığım noktada herkes alkışlar. Ben de doğru yaptığını düşündüğüm için paylaştım. Kendisine de teşekkür ediyorum. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela bir iki video atlar ve sana da atıyorlar mutlaka ki. Bana çok teşekkür ediyorlar. Bize çok teşekkür ediyorlar. Nedense her konuya dokunuyorsun diyorlar. Hayat böyle bir şey. Her konuya dokunabiliyorsak, doğru bir şeyi yapabiliyorsak, Meriç dediğin arkadaş senin arkadaşın olabilir ama ben gördüğüm doğruyu söyleyebiliyorsam, çünkü eğer ki sizler gibi atıyorum işte ben geçen mesela Nur Ertürk bu arada da yakında da bir programa başlıyor inşallah, dediğimiz gibi burada sağlıklı olacak, magazinde olacak, televizyon programı mutlaka yapmalısın inşallah. Onu da söylüyorum ki yapacaktır mutlaka. Gözlerinden o ışığı alıyorum ama şarkı sonra. Şarkı sonra. Anlatabiliyor muyum? Çünkü araya gireceğim. Yapsan program kanala kuyruk olur bence. Kanalda kuyruk. Kendi stüdyoda bir şey yapabilirsin ama işte o şey ne derler ona? Sosyal medya arkadaşlarını alacağın bir şey olabilir. Ama insanlara doğruyu öğreterek yani arkadaşım diye. Gitti. Evet. Hayır gitmedi. Yakında burada herhalde yapıyormuşsun galiba. Öyle kulağıma bilgi geldi. Ha öyle mi? Hayırlı olsun diyelim. Ha, benim de sen haberim bilmiyor muydun? Haberim vardı da yani geldi değil mi bilgi? Hayır. Kesin bilgi yayılsın. Hayır ben biliyordum evet, da. Evet. Ben biliyordum belki ama söylemek istemezler diye. Her zaman yanındayım. Bir program yapacağız. Bir abin gibi. Hadi bakalım. Bir baban gibi. Anlatabiliyor muyum? Canlı yayın değil. Sizler kadar. Bak yine söylüyorum ama şunu yaparsan kaybedersin. Aldın ya konuğu. Konuğu aldın ya. Evet. Eksisini söyle. Arkadaşım diye koruma. Yok. İçerik ne olacak onu söyleyeyim sana. Öyle dedi. Kapanışa gidelim. İçerikte ne olacak mesela? Sosyal hayat. Yani asıl gerçekliği. Yani bizim yaşadığımız ortamın. Arka tarafı. Peki ben sana bir şey soracağım şimdi. Çok fazla takipçin var. Merak edenler var. Birazcık da seni tanımış oldular bugün aslında. Güzel oldu bizim evet, için de. Merakları da giderdin. Sen şimdi yine senin gibi burada fenomen olmak isteyenlere ne tavsiye edersin? Bu platformları yeni geçmek isteyenler, başlayanlar, senin gibi senden özenip de bu platformlarda
takipçi alıp bir şey olacaksa, fenomen olmak isteyenlere ne tavsiye edersin? Bir şey olacaksa oluyor. Yani çizgileri ve sınırları aşmadan, zorlamadan ilerlemek lazım. Bazı şeyleri ön planda tutarak fenomen olmaya çalışan, yeni türemeye çalışan evet, bazı arkadaşlarımız var. Onlar bence hoş durmuyor biz baktığımız zaman, dışarıdan güzel görünmüyor. Onlara dikkat etmeleri lazım ve dediğim gibi çizgilerini bozmadan sosyal medyanın yönelttiği şekilde biraz ilerlerlerse her şey olabilir. Çok kişi var ya bu platformda. Evet. Rakip olursa, beni geçerse diye kaygın var mı? Kaygım yok. Yok. Kendime güveniyorum. Ya ben şunu söylüyorum. Sosyal medya kullanan insanlar doğru çizgiden gittiği süre içinde 20 sene gider. Kompleksin de yok. Ya bu benden üstün, bu benden alçakla beni geçer mi acaba tık, falan dedim diye. 50 yaşında yaşar. Hayır, yok. Benim yani, 50, hayatı 20, 20, 19 inanıyorum. Yani. Ve potansiyelimin olduğunu farkındayım. Kendini tanıyorsun tabii ki. Neler yapabileceğini fark etmen, bilmen evet. de çok güzel. Ona göre çünkü hayatını şekillendireceksin. Şöyle yapalım. Tahta bakın, tahta kafaya vururmuş gibi. Tahta bulun bana, demir evet. bulun. Bam bam buradan kafamı vururmuş. Ama şu var. Dersine çalışırsan çok çabuk görürsün. Ama dersine çalışmazsan yapmış olduğun projeyi, programı lütfen seyret. Hatalarını gör. Evet evet, zaten yanıma da bunu söylüyorum. Olacak. Evet. Ama Derya oyuncu normalde. Biliyorum. Benim ricamla sağ olsun burada. Anlatabiliyor muyum? Ama artık alıştın değil mi Derya'cığım? Evet, bir haftayı devirdik vallahi, hiç şaka maka derken. Nereye, kime devirdik? Arkaya devirdik. Bu arada hafta sonu yokuz arkadaşlar. Evet, hafta içi varız sadece. Hani boşuna 10-12'de TNB'de bizi pazartesi beklemeyin. Pazartesi de inanılmaz güzel bir oyuncu Yaşar Aydınlıoğlu geliyor. Oo, harika. Yaşar abimiz geliyor. Bir dahaki hafta bomba konuklarımız var zaten. Evet, çarşamba günü İlhan Gül var. Perşembe günü mekan sahibi Bebek'te, çok şık mevzular, bir mekan. Mevzular. Yusuf Köksal var. Mevzular. Cuma günü de ünlü tiyatro oyuncusu Yalçın Özden var. Dolu bir hafta. Salı günü radyo, Serdar Gökalp'tan haber bekliyorum. Evet. Salı günleri radyo günü yapıyoruz. Bununla alakalı gerçekten bizi kırmayıp da buraya gelen bütün konuklara yürekten teşekkür ediyoruz. Böyle mi yapıyorduk? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz geri dönüşümler var. Bizi izleyen takipçilerimizin mesajları, yorumları var. Harika yorumlar, mesajlar atıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Vallahi ben çok mutluyum. Çok da güzel dönüşümler oldu. Heyecanla bir dahaki haftayı bekliyoruz. Bazen benim bir çıkışlarım var ama o da bende öyle kalsın değil mi? Buyur. Benim böyle bazı çıkışlarım var, o da bende kalsın. Bazı derken, bazı derken, bazı derken. Sanki biraz het. Evet, buyurun efendim. Son bir haberimizi yapalım, ondan sonra da programımızı sonlandıralım. Hayır, cuma diyerek programı bitirelim. Artık paraya bakar diyor oyuncu İrem Sak. Ulusal kanala iş yapma şartının bütçeye bağlı olduğunu söyledi. Artık bütçeye bakar o iş. O kadar uzun süre çalışmanın bir karşılığı olmalı. Başka türlü haftanın 6 günü o karavanla çekilmez dedi. Bütçe uyarsa ben de programlarda, dizilerde, ulusal kanalda iş yapmaya varım dedi. Onun dışında da yoksa dedi hayatımı yaşayacağım dedi. İrem abla, bu kafayla gidersen ama zaten bir projede kalırsın. Yoksun. Çünkü neden? Bak yine söylüyorum. Bu haberleri söylediğim noktada şunu kimse kafasında kurmasın. Onun üstünden haber yapıyorlar veya işte ne diyorlar ona? Onun üstünden reklam yapıyor. Benim reklama ihtiyacım yok. Benim yaşım 51. Yani ben yaşadıklarımı, beni seyredenler hayatı boyunca yaşamamışlardır. Benim bir çizgim var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Programı kalite yaptığın süre içinde sponsorlar da akar. Her şey güzel olur. Zaten bu günün ana temasındaki nokta aslında bu. Ben orta bir mezunuyum ama çok çalışarak iş yapıyorum. Yeri geldiğim 24 saat çalışıyorum. İşte bütün ekibimizle beraber şunu tırnaklarımızla yaptık. Başarmak işte böyle bir şeydir. İstemenin yarışıdır. Anlıyorsa anlasınlar. Yoksa fanlar, bakıyorsun bazı fanları işine geldiği gibi hareket ediyorlar. Bazıları da işine geldiği gibi hareket etmiyor. Ama şu var, doğru bir şey yaptığın noktada. Cansu'ya nasıl diyoruz, bunu yaparsan böyle. Evet. Ama 30 sene önce de rap vardı. Biz o zaman Ömerler, Freshler'de, kulüplerde ben çay partileri yapardım. Yani işletmecilik ben de yaptım ama eskiden 100 tane işletmecinin
80 tane ne iş yaptığı bir işletmeciydi. 20'sinin ne iş yaptığı belli değil. Rütük olmasaydı onu da söylerdim. Ama şimdi 90'ın ne iş yaptığı belli değil. 10 tanesi işletmeci. Onunla alakalı bence biraz yarayı, hatayı kendinizde arayın. Kendinizi aradığın zaman yastığa başınızı koyduğun noktada huzurlu uyumanız için her zaman o huzuru kendi kalbinizde yaşayın. Artık programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş değil, süremiz bitti. Ben Cansu'ya çok teşekkür ediyorum. Reji bana söylemedi Merve daha. Teşekkür ederim her şey. Bugün efendim. Şu an reji benim. Şu dakika benim. Buyurun efendim, buyurun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Herkese merakını giderdin. Gözlerinin rengini, doğum tarihini, bu işe nasıl başladığını öğrenmiş olduk. İnşallah burada da TMB kanalında da güzel programlarını bekliyoruz İnşallah. Heyecanla. Biz haftaya efendim mevzu neyle tekrar karşınızda olacağız. Mevzunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Kadir Bey'den öğreneceğiz belki haftalar. Değişiyor bizim mevzularımız. Onu da geçti. Evet. Her gün bir daha yapar mısın? Evet, bir daha istiyoruz. Her gün mevzu noktasında her şey olacak. Peki Cansu, sabah gelirken korkuyordun. Şimdi sevdin mi bu işi? Çok sevdim. Ciddi mi? Vallahi. Nasıl sevdin? Biz kalkıyoruz, devam edersin. Ederim bu arada gerçekten. O kadar sevdim. Yani güzel ya. Seviyorum. Ben sohbet etmeyi seviyorum zaten. Korkuyorsun, hoşuma şimdi gitti. Ne oluyor? Sabah kadar bıraksak 4 saat falan devam. Efendim? Başta böyle bir çekiniyorum, sonra alışıyorum. Şey gibi, bir numarada işte bilmem ne at yarışları sunuyorlar ya. Bir anda arkadaki en arkadaki hani. Evet. O, işte o benim. Size çok, sana çok teşekkür ederim. Annene babana, ailene çok teşekkür ediyorum. Cansu ile beni çok göreceksiniz yan yana bu saatten İnşallah. Sonra. İnşallah güzel şeyler yapacağız. İnşallah projeler yapacağız. İnşallah. Onun için hep cebimize değil, yüreklere de dokunacağız. Onların yanına da gideceğiz. Hayvanseverlerin yanına da gideceğiz ama doğru noktada. Biliyorum. Teşekkür ediyorum. Canım benim. Ondan sonra sana çok teşekkür ediyorum. Ben son neler söylemek ederim, istersin? Davet ettiğiniz için. Yani kendimi anlatmaya çalıştığım kadar anlattım. Yani eğer gösterebildiysem ne mutlu bana. Dilim dolanmaya başladı bak. Ay çok konuşmak istemiyorum. Şu son dakikalar biraz beni geldi. Nazar değdi. Devam edelim Dermiciğim. Teşekkür ederim tekrardan davetiniz için. Çok mutlu oldum. Çok da güzel mesajlar geliyor, bizi izliyorlar. Size buradan kocaman öpüyorum. Ben de diyorum ki doğru demir hiçbir zaman eğilmez. Sen doğru yaptığın süre içinde kimse seni eğitemez. Evet. Kimseye ne olursa olsun işinle alakalı eyvallah yapma, doğruyu yap. Allah katında her noktada en güzellikler senin olur, sizin olur. Hayırlı cumalar diliyorum. Haftaya pazartesi, bu hafta yani hafta sonu yok. Pazartesi görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.